akıl Aristoteles işte faal akıl ya faal akılı da hiç kullanmıyor Aristoteles de kelime olarak Farabi onu faal akıl diye e, yakala, söylediğinden hep faal akıl etkin akıl diye. Aynı. Şimdi ben Yunancasını bilmiyorum. Aristoteles'i de müstakil akıl diye çeviriyorlar Türkçe'de. Yani Arap Yunancasını bilmiyorum biliyorsunuz. De Ha, bak Farah abi onu Cebrail diye söylüyor. Tabi Aristoteles'in öyle bir şey söyleme ihtimali yok. Onun da yok olduğunu için. Aristoteles'te bu iş çok karmaşık bir iş. Çok zor bir iş. Hatırlarsanız bir defa hani Rukiye sen Ayhan Hoca'dan e, bir görüntüyü göndererek. Şimdi ben hatırlamadım yani ne göndermiştin hatırlamadım. E, ya hocam işte sen bak bu öldükten sonra iş bitiyor falan diyordun. Bak Ayhan Hoca öyle demiyor filan gibi bir şey söylemiştin. Ben de onun üzerine bir şey yazmıştım değil mi? Aristegy göldükten sonra bitmiyor yani. Öyle mi? İşte bak, o muallak abi, onu demek istiyorum. Yani bir anlamda bitiyor iş, bir anlamda da bitmiyor. Tabi. Bak şimdi, dur dur, hemen sen şimdi yine sokma tasavvufu. Bak şimdi. Başlat başla. Bak, kapıyı kapatır mısın? İşte adamın ne dediği belli değil. Yani belli ise de çok anlaşılmıyor yani. Çünkü adamda farklı akıl kuramları var. Biri gidiyor. Bak şimdi göreceğiz onu. Hani siz dediniz ya mantığını anlayınca birisi gidiyor diye. Evet. Yani organlaşmış cismin suretiyle tanımladıktan sonra bir organ da gerekli bir bütün gerekli. O dağılınca ruh gitmesi gerekli. Aynen, öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama beklenmeyen bir şey. Aynen öyle. Ama öbür taraftan Aristoteles bir de e, müstakil aklın üzerinde e, Farabi'nin e, <laughs> faal akıl değil işte. Ya yani müstakil akıl gidiyor aslında Aristoteles'te. Ama bir de... Yani <laughs> faal evet. Ama bir de şey var işte. O aklın üzerinde bir akıl var. Oraya bir katılım var ama. Muallak burada doğuyor. İşte o yüzden Aristoteles'e kadar gelen o akıllar teorisini biraz açmamız gerekiyor ki Başarabilirsek yine başaracağız. Eğer devam edersek ben hani ruh konuşacağım ama eğer kitaba devam etmeye karar verirsek o zaman bu Ross'u getireceğim ben. Bakalım Ross nasıl yorumluyor. Ben atmıştım hocam. Ben atmıştım. Evet sen gördüm. Şimdi Peripüs'e ruh üzerine Aristoteles'in e, biz buraya nereden geldik? Biz buraya Gassendi ile kayıt giriyor değil mi şu an? Ha, onun için söylüyorum. Gassendi'nin ee, Descartes'in e itirazlarına Descartes'in verdiği bir cevap üzerine geldik. Descartes şunu söylüyordu. Sen benim ruh derken ne dediğimi anlamamışsın arkadaş. Ee, ben bunu çok ısrar etmi ısrarla tekrar etmiştim ama işte birileri ruhu böyle kullandı diye işte bu ya yanlış geliyor böyle filan diyor. Ha ben öyle kullanmıyorum. Biz de dedik ya bu ne demek istiyor? Büyük ihtimalle Platon Aristoteles yani her zaman olduğu gibi Antik Yunan'a e, onu refer ediyor. Ha biz bakalım bu burada işler nasıl dönüyor? Bu ruh gerçekten zor bir konu. O konu yani. Hani kavramsal açıdan zor. Biz konuştuk hatırlıyorsanız ya ruh, can, bilmem işte nefs. Hocam şeyler yazsak mı? Girmeyelim bir daha abi şimdi. Abi dur bak işimiz uzuna kadar. Gerekirse yazarız tamam mı? Hani bu pinomaydı, Püsey'di, beri tarafta anima. Bu bayağı zor işler. Tindi bilmem ruh şuydu buydu zor işler bunlar. Şimdi Aristoteles'ten beklediğimiz şudur işte nasıl başlar Aristoteles ruh üzerine ben neden ruhu konuşayım ki diye düşünmeli değil mi? Yani karakteristiği, değil karakteri bu bu adamın ben neden ruhu konuşayım? Sonra benden öncekiler ne dedi? Ha bunlar neden kabul edilemez öyleyse nedir? Püsüe. Ha, bu kitabın adı Peri Püsüe. Hocam siz? Gerekçesini söylemek yani bunu anlatayım. Abi ben onu bilmiyorum. Ha tamam. Abi, tamam. tamam. Ya burada konuşulan püsüye. Türkçe demeyelim Demeyeyim yani. Püsü yani. tamam. Ruh diyorsam tamam. da püsüye tamam mı? Yok. Ama doğru normalde ya Şevket abi bırak <gülüyor> <gülüyor> konuşayım diyoruz. Biz deriz ki yani sizin adam bizim deriz ki öyle. Tamam. <Türkiye> ise püsüye püsüye. <laughs> püsüye tamam. <laughs> tamam. Tamam. Şimdi doğru aslında hani püsüye diye konuşmak lazım. Ruh deyince biz de başka çağrışımlar yapıyor. <laughs> eleştiriyorsunuz. Mevcut mu yoksa vücut mu bilmiyorum. Niye böyle yapıyorsunuz? Tamam <laughs> abi kayıda giriyoruz. tamam. yapıyoruz. <laughs> 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 Şimdi demiş ki bakın ilk bilgi hele kesinliğiyle ya da iyi, iyi ve hayret uyandırıcı şeyleri konu alışıyla üstün olan bilgiyi güzel ve değerli şeyler arasında saydığımıza göre bu iki açıdan da ruh araştırmasına öncelik vermek mantıklı olur. Aha bak bilgiyi Güzel ve değerli şeyler arasında saydığımıza göre ruhu değerlendirmek, konuşmak gerekir. Ruhu tanımak bir bütün olarak hakikate büyük katkıda bulunur gibi görünüyor. Neden acaba? En çok da doğaya çünkü ruh yaşayanların ilkesi gibidir. Bir, Aristoteles'in farkı burada. Bak doğaya. Yani Aristoteles'in ruh araştırma, yani püsiye e, sorgulamasının sebebi Evet hemen burada ruh ve püsiye ayrışmalı. Hani ruh deyince başka çağrışmalar yapıyor filan. Aristoteles'te ya yani bir yazdım da ikisi üçü gelir mi bilmiyorum. Yani kitap çok aklımda değil işin gerçi. Ee, Aristoteles'teki püsiye analizi bu öz analizi buradan özü anlıyoruz biz. O şeyi o şey yapan şey diye. Doğaya ilişkin bir şey. Orman fizik, metafizik değil o zaman. Fizik mi? Yani şöyle diyelim. Püsü doğaya ilişkindir. Bakın hemen buradan çok uzun bir konuşma yapabiliriz. Yapmayacağım korkmayın ama ruh bizde ölümle alakalı bir şeyken değil mi? Ya biz derken şunu demek istiyorum. Dinlerde, İslam'da, şunda bunu ölümle alakalı ölüm sonrasını imleyen bir şeyken Aristoteles'ten her zaman bekleneceği üzere Aristoteles yaşamın bir ilkesi olarak ruhu analiz etme derdinde. Bak ben o yüzden diyor bu işe giriyorum. Doğanın bir ilkesi, doğadakiler olarak canlılığın ilkesi yani yaşamı sağlayan ilke üzerinden ben ruhla ilgileniyorum diyor. Zaten bakın biz her zaman söylediğim söylemeye çalıştığımız bir şey vurguladığımız bir şey Aristoteles'in ağzından her ne çıkarsa çıksın vardığı ve yola çıktığı tersten söyledim kendisinden yola çıktığı ve vardığı nokta hep şu x'tir mevcut olandır doğru mu? O yüzden Aristotelesçi olan i̇bn Sina varlık kategorisinin en üstüne mevcut yazar. Vücut değil. Değil mi? Vücut onun bir ilkesidir. Biz hep mevcudu ararız. Dışarıda olan o x'i ararız yani. Aristoteles ağzını nerede ve nasıl açıyorsa açsın. Bu gerçekten hayati. Aristoteles'in amacı şunu konuşmaktır. O şeyi gördüğümüz, duyumsadığımız şeyi konuşmaktır. Hikayenin en başında daha bu adam delikanlı iken çocukken kurbanın, ahtapotun, ağacın, börtü böceğin derdindeydi. Başka bir şeyin derdi. Ya biyolojinin derdindeydi adam. Nasıl biyoloji her ne diyorsa hep orada olan bir şey için söylüyor. Aristoteles de, de, böyleydi. Bu yüzden Aristoteles de bakın cansız olanlar da ikincildir. Önce canlıdır yani. Yani bütün hikayesini aslında canlı üzerinden kurar Aristoteles. O yüzden Püsü'ye üzerine bir analiz Aristoteles'in ilk yapması gereken analiz diye beklenir yani ondan. Biz ondan bunu bekleriz yani. O yüzden ruh din, dinde öte dünya ile alakalı bir şeyken Aristoteles'te yaşamın ilkesi. Zaten biz çok çok konuştuk. Hareketin ilkesi değil mi? Hareketini kendi karar verenler olarak düşünüyor ruhu. Şimdi zaten burada onu söyleyecek en sonunda. İnceleyip tanıtmak istediğimiz şey öncelikle ruhun doğası ve varlığı sonra da ruhla ilintili ne varsa onlar. Adamın her zamanki mantığı bu zaten. Bunlardan bazıları ruha özgü. Bazıları da yaşayanlarda ruhtan dolayı bulunuyor gibi görünüyor. Tamam. Ama neresinden bakarsak bakalım. Her açıdan ruh bir kanaate varılması en zor konulardan. Zaten kendi de böyle diyorsa eyvah yani. hani çünkü kendisi ya bu, bunu, bunu anlamayacak ne var filan dediğinde bile biz çok uğraşıyoruz. Bir de en zor konulardan dedim mi? Şimdi bizi bayağı bir zor bir şey. Metin bekliyor yani. Çünkü Varlık ve nelik araştırması başka birçok alanda ortak olduğuna göre bir şeyin ilineksel özelliklerini tanımanın tek yönteminin kanıtlama olması gibi artık girmiyoruz bunlara. Bunlar bizim mantıkla uğraştığımız şeyler. Belki de varlığını tanımak istediğimiz her şey için de tek bir yöntem var diye düşünülebilir. Bu durumda o tek yöntemin ne olduğunu araştırmak gerek. Bak bu adam bundan hiç vazgeçmiyor yani. Hatırlarsanız hani mantıkta da bunu söylüyordu. Acaba tözü bilmenin yöntemiyle dili kurmanın yöntemi aynı mı? Değil mi? Aynı. Şimdi bu büyük bir olay yine. Hani çok söylüyoruz bunu ve ben nedense bu, bu kalıptan da çok bıktım. Bunu çok söyledik filan kalıbından da çok bıktım. Aristoteles'e genel yapılan itham nedir? Söyleyip şey yapalım yani devam edelim. Dilin kuralıyla ontolojinin kuralının aynı olduğunu, yöntemin aynı olduğunu düşünmesidir. Doğru mu? Buna çok itiraz geldi. En büyük itiraz kimden geldi? Kant'tan geldi. Neden? Sadece aklınızda bulunsun. Kant'ın itirazı Aristoteles'e şuydu. Dedi ki, bakın, var olanlar çok kaba bir Kant itirazından bahsediyorum. Var olanların niteliği, vasfı, niceliğini konuşmak evet, senin dediğin gibi mantığın kurallarıyla yapılır. Nedir o? Çelişmezlik, özdeşlik, üçüncü halin olmazlığı. Kant'ta bir de buna yeter sebep vardır. Yeter sebebi biz hiç konuşmadık bugüne kadar çünkü Leibniz konuşmadık henüz. Leibniz'in yeter sebep ilkesi iki temel ilkeden biridir. ne, ne demek? Yani Leibniz'de iki tane şey vardır. Çelişmezlik ve yeter sebep ilkesi. Bakın bu mantıksal çözümlemelerde lazım olan yegane ilkedir. Bu da olgusal çözümlemelerde e, lazım olan şeydir, ilkedir. Ne demek bu? Yani biz mantıki, bakın Kant buradan çok şey devir alıyor kendisine. Kant'ın sentetik a priorisi, sentetik a posteriorisi yani analitik sentetik cümleleri analizi temelde bununla alakalı işte. Yani bu Leibniz'den etkilendiği için Kant bunu, bunu yapıyor. Ne demek bu? Düşüncede kurduğumuz şeyler mantıksal. Bu analitik cümlelere denk düşer Kant'ta. Hani bekar evli olmayandır cümlelerine denk düşer. Bunda çelişmezlik gerekir. Dolayısıyla çelişmezliğin tek doğru ölçütü olduğu cümleler analitik cümlelerdir Kant'ta. Oldu mu? Çelişmezliğin tek doğruluk ölçütü olduğu. Yani o cümlenin doğru olup olmadığını çelişmezlikle yakalayabiliyorsak o analitik bir cümledir. Tamam mı? Hani bekar evli olmama gibi. Yani bekar evli olmama arasını bozsak bir çelişki doğuyor. Bunlar mantıksal cümlelerdir. Kant'ta analitik cümlelere denk düşer. Yeter sebep ilkesi ise kaynat. Yani olan şeyler. Yani ne diyeyim hani suyun kaldırma kuvveti. İşte ya suyun 100 derecede kaynaması. Bunlar da Kant'ın sentetik cümlelerine denk düşer. Yani su kavramı itibariyle 100 dereceyi içerisinde barındırmaz. Dolayısıyla suyun 90 derecede kaynamış olması bir çelişki doğurmaz. Ama su neden 100 derecede kaynamaktadır? Bunda çelişmezlik iş görmez diyor işte. laipniz ya da Kant. Ya neden? Yeter sebep ilkesi. Ya bunu açıklayan bir sebep var. Bu yani başka bir şey değil. Yani o olmasa itiraz etmezdik. Bir dakika ya bu, bu olmuyor böyle filan demezdik. Anlatabildim mi? Ama öyle yani su işte 115 derecede de kaynayabilirdi. Hiçbir itirazımız da olmazdı. E yüzde neden 100 yüz derecede kaynıyor? Bir nedeni vardır. Yani çelişkiyle, çelişmezlikle yürütemeyiz yani bunu. Mutlaka onu öyle yapan bir şey vardır. İşte zaten Leibniz buradan mükemmel ahenk diye bir şey çıkartıyor. Yani bu yeter sebep ilkesinden olgusal olan, olumlamacı, yani dışarıda kabil gerçeklik diyor ona Leibniz. Kabil gerçeklik, yani dış dünyada gördüğümüz şeyler her nasılsa böyle yani. Mesela atıyorum ağaç mavi olabilir diye ama ağaç yeşil. Ya da deniz işte sarı olabilirdi ama mavi. Yani neden? İşte pigment pigment bir şey vardır yani bunu açıklayan. Anlatabildim değil mi? Ha böyle kabul ederiz. Ha biz onun arkasındaki sebebe bakarız. O rasyoya bakarız. İşte rasyonalist çünkü işte şey bu yüzden laikmiş. Ha neden böyle böyle? Ha demek ki yeter sebep ilkesinde şey çelişmezlik iş görmez. Bu da Kant'ın sentetik yargılarına denk düşer. Tamam mı? Şimdi Kant ama şöyle bir itirazda bulunuyor. Aristoteles de diyor ki, bak senin yaptığın hata şu. Sen diyor var olan var olmanın kendisiyle var olanın niteliğini aynı yöntemle analiz ediyorsun diyor. Dikkat edin. Şimdi bakın burada diyelim ki bir kalem var, tamam mı? Kalem vardır cümlesini kurduğumuz me mekanikle orada mekanik yok işte, orada transandantal bir süreç var. Kalem şöyledir, böyledir işte hareketi böyledir bilmem ne dediğin yani kaleme dair olan hani arazlarının aslında Aristoteles'in diliyle ilmini sen aynı yöntemle yapamazsın diyor. Bak senin çelişmezliğin, özdeşliğin, üçüncü elin olmazlığı kaleme dair olan da iş tutar. Yani buraya denk düşer ve burada iş tutar. Ama o vardır demen transandantal bir süreç diyor. Dolayısıyla sen özün, tözün, usyanın, kendinde şeyin bilimini sen mantıkla yapamazsın diyor. Harika. Yani büyük operasyonu bu Kant'ın. Şimdi bunu açtığında saf, saf aklın kritiği doğdu işte. Anlatabildim değil mi? Dolayısıyla var olanların niteliği, niceliğini sen bununla yapabilirsen de var olmanın bizzat kendisini yapamazsın diyor. İşte sentetik apiriyor ya denk düşüp bu olmuyor metafizikte diyor. Perdeyi çekme dediği şey bu yani. Benimle misiniz? Yakaladınız mı? Tamam. Şimdi Aristoteles'te işte şimdi artık bunları silelim. Bunlar bizim sonradan uğraşacağımız şeyler. Leibniz'di, Kant'tı filan. Şimdi Aristoteles hiç çekinmeden bunu söylüyor zaten. Ha, bak şimdi de söyledi. Her yerde söylüyor. Diyor ki dilin mantığıyla acaba tözün mantığı aynı mı? Yani ben tözü her nasıl, dili her nasıl kuruyorsam tözü de o şekilde bulabilir miyim? Süreci getiriyor. Evet aynı diyor. Öyleyse Aristoteles'te herhangi bir ilmi yapmak hep aynı metoda aynı yönteme dayanır. Ve onu yapıyor. Hep dilde parçalıyor bunları. Bakın çok basit yapması çok zor. Yani anlatması ve anlaması çok basit ama yapması çok zor. Aristoteles yapabiliyor. Büyüklüğü de buradan geliyor yani. İşte, tahtiyan, Ali işte, Derse katıldığımızda Ali kendisi de aynıdır. Şeyde, dilde, Oradan yola çıkıp, bu Ali'yi tutan ne diye Ali'yi tutamıyor diye düşün. Evet. Oradan oraya ontolojik bir DNA diyor. Sıçrama yapıyor aslında diyor ama işte Kant diyor ki bak sen burada sıçrama yaptığını görmüyorsun ama. Dolayısıyla o vardır, onun kendisi şudur budur gibi cümleleri biz yapsak yapsak işte saf görüyü orada koyacak Kant. E, transandantal bir süreçte yaparız. Bu e, dilin mantığıyla yürümez diyor. Tamam. Oho, çok işimiz var ya. <laughs> ne dedi? Bu durumda o tek yöntemin ne olduğunu araştırmak gerek. Yok, eğer nelik konusunda tek bir yöntem yoksa falan filan geçtik. Şeyde herhalde ilk iş ruhun hangi cinse girdiğini ve ne olduğunu belirlemek. Çok bak belirli bir şey. Bu adam böyle tane tane yükseltir işini yani. Her kitabı böyle. Belirli bir şey, todeti, ve bir e, belirli bir şey bir ve bir varlık mı yoksa bir nitelik bir nicelik veya e, daha önce ayırt etmiş olduğumuz diğer kategorilerden biri bir mi? Ayrıca bir güç halinde bulunan dinamisten bahsediyor dinamiği şeylerden biri mi yoksa daha ziyade bir çeşit yetkinlik entelek ya mı ruh hangisi bunların diyor yani? Aralarındaki fark az buz bir fark değil. Acaba bunun Yunanca ne söyledi de? böyle çevrildi. Şunları da incelemek gerek. Ruh kısımları ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu? Ruhlar türdeş mi değil mi? Değillerse aralarında tür farkı mı var, cins farkı mı? Çünkü görünen o ki bugün ruh ruh hakkında konuşan ve araştırma yapanlar yalnızca ruh, insan ruhunu inceliyorlar. Bak Descartes'te böyle. Descartes'te sadece insanların ruhu var. Hayvanların ruhu olmaz. Evet. Ha şimdi biz bunu yine konuşmuştuk. Aristoteles'te aslında bir anlamda enteleke ile enerji aynı şey. Bir anlamda da değil. Ama bu bizlik bir önemli bir şey değil hakikaten de mesela burada entelekeyi de enerjiyi de kullanıyor, enerjiyi kitapta hep işlerlik diye çevirmiş gurur hoca. Aşağı yukarı aynı bak. Onun sonucu aslında şey. Ya yani bil fiil olma durumu zaten o yüzden Bilko ve Bil geçiştirmiş i̇bn Sina bunu. Halletmiş yani hem entelekeyi hem enerjiyi bil fiil olarak kullanmış yani i̇bn Sina aynı olan bir işlemini de fark ettim de ben ama Ente, enteleki oluyor evet. Ama büyük oranda siz aynı şeyi deyin geçin yani şimdilik. Neredeyim? Heh. sadece insanları insan ruhunu inceliyor. Oysa şunları da gözden kaçırmamaya özen göstermek gerek. Yaşayanın tanımı gibi ruhun da tek tanımı var tek tanımı mı var? Yoksa at, köpek, insan ve tanrı gibi tek tek durumlarda farklı tanımları mı var? ve ortak başka bir şey yükleneceği durumlardaki gibi yaşayan diye bir tümel yok da yok ya da sonradan gelen bir şey mi? Sonra ruhlar değil de ruhun kısımları birden çoksa ruhun bütünlüğünü mü yoksa kısımlarını mı önce araştırmalı? Adam için bak nesnenin ne olduğunun önemi yok. Adamda hep aynı mantık var. Hani metafizikte de var. Var da hangi anlamda var? Şu anlamda mı var? Bu anlamda mı var? Filan diyordu. Şimdi de varı çıkar ruhu koy. Aynı cümleler yani. Geçtik. Görünen ki varlıkların inneklerinin nedenlerini görmek için neliği tanıtmakta yarar var. Bu kadim dünyanın ana problemi diyorduk. Yani ana bakış açısı. TSD değil mi? Bak inneklerinin nedenlerini görmek için neliği tanım tanımakta. Hani onu diyorduk biz değil mi? Hani ne olduğunu bileceğiz ki neyin o neyin de ona arız olmuş şey olduğunu bilelim. Oysa bugün diyorduk böyle değil. Bugün biz nasıldan neliği üretiyoruz diyorduk. Eski dünyada ise neden nasılı üretiyoruz diyorduk. Örneğin matematikte bir üçgenin açılarının kaç dik açı eşit olduğunu kavramak için doğruya eğrinin ya da çizgiyle düzlemin ne olduğunu tanıma, tanımakta yarar var. Evet ama neliği bilmede de inneklerin payı büyük. Bak şimdi durumunda farkında. Dikkat et. Nitekim bir şeyin inneklerini hayal gücüyle tamamen ya da kısmen açıklayabilecek duruma geldiğimiz zamandır ki o şeyin varlığı üstünde en güzel şeyleri söyleyebileceğiz bir şeyin ilneklerini hayal gücüyle tamamen ya da kısmen açıklayabilecek. Yani biz bir şeye hani TSD'den bu nedir diye başlayıp bu buysa öyleyse bunlar arazlarıdır diyorduk ama bir açıdan da diyor şöyle bir problemimiz var. Aslında onun tam olarak ne olduğunu bilebilmemiz öz ve bütün ilneklerini yakaladığımız zaman mümkün oluyor diyor. Anladınız mı demek istediğini? Bak zaten Aristoteles'te böyle bir yöntem var. Aristoteles bazı yerlerde her şeyin tanımı olmaz. Her şeyin hani neli olmaz. Biz bazen bunları birbirine kıyasla kurarız. Sadece durumu anlamak için benzetme hükmündedir onlar. Yoksa ağzımızdan çıkan her bir kavrama o nedir diye sorulamaz diyor. Neden? Çünkü arazla şeyi özü bir yerden sonra ayıramamaya başlarsınız. Anladınız mı bu dediğimi? Yani her şeyin tanımı olmaz Aristoteles ve kısmen haklı. Bak Aristoteles zaten... Platon öyle diyor demiyor. O ayrı bir konu olmakla beraber Platon'un bunu dediğini söyleyerek şey yapıyor Platon'u yani. Hani eleştiriyor onu. Bak sen eğer böyle pay almayı falan böyle şey yaparsan her şeyin bir kendindeliği olmaya başlıyor. Her şeyin neliği olmaya başlıyor falan diyor aslında Platon'a. Öyle olmamalı diyor. Çünkü her kanıtlamanın baş nelik olsa, her kanıtlamanın başı nelik olsa bile bakın iyi bir cümle. İlnekleri tanımayı hatta onlar hakkında kolay tahminde bulunmayı sağla, sağlamayan bütün tanımların diyalektik ve boş laf olduğu açık. Bak cümleye dikkat edin. Her kanıtlamanın başı nelik olsa bile. Bu, bu belli işte nelik olacak. Nedir? TSD olacak. İlnekleri tanımayı hatta onlar hakkında kolay tahminde bulunmayı sağlamayan bütün tanımların Diyalektik. Diyalektikten buradan kastı ne? Retorik. Retorik ve boş laf olduğu açık. Ruhun halleri, pate, patetik de buradan geliyor işte. Ruhun halleri konusunda da bir sorun var. Hepsi bedene ve ruha ortak mı yoksa ruha özgü bir hal mi? Ya bizim aradığımız zaten ana cümlelerden biri bu. Değil mi? Henüz çok erken ama. Devam et. Bunu kavramak gerek ama kolay iş değil. Görünen o ki ruh hallerinin çoğunda beden ol olmadan ne etkide bulunur? Bak şimdi Aristoteles'in şeyi burada. Hemen şimdi ayrıldı bak Descartes'ten. Descartes Hayır bak Descartes'te bu yok. Şimdi bak görünen o ki ruh hallerinin çoğunda beden olmadan ne etkide bulunur ne de etkiye maruz kalınır. Örneğin öfkelemek, cesaretten iştah duymak, genel olarak duyumsamak ama en çok ruha özgü gibi görünen hal akletmek. Ama da tamam ama Descartes öyle onu demek istemiyor. Beden Descartes yani diyor, evet olarak. ama şunu, şurada ayrışıyor bak Descartes'te ben dediğim şey ruh bunun bedenle hiç alakası yok. Var. Tabi o can ruhlarıyla maruz kalacak ona. Tabi tabi tabi. Tabi. Ama en çok ruha özgü gibi görünen şey hal, e, görünen hal akletmek. Gene de eğer bu da hayalin bir çeşidiyse ya da hayal gücü olmadan gerçekleşmiyorsa o zaman akletme bile bedensiz olamaz demektir. Bak yine gitti Descartes'tan değil mi? O halde eğer ruhun yaptığı işlerden ya da maruz kaldığı hallerden birisi bile ruha özgüyse o zaman ruh müstakil olabilir. Bak en az biri bir şey biri bile sadece ruha özgü diyebilirsek henüz daha belli değil ki akletme en sonunda ona özgü olacak. O zaman ruh müstakil olabilir. Yok eğer hiçbir ruha özgü değilse o zaman ruh müstakil olamaz. Şimdi bakın burada e, bir şey var. Güzel bir e, dipnot var. E, onu okuyayım. Platon'da özellikle Sofis ve Devlet adamında tartışılıp uygulanan e, Diayresis işlemi için bölme karşılığı yaygın ve işlek görünüyor. Ancak farklı anlamda, farklı bir anlamda sofistin başka pasajlarında ve klasik Aristoteles mantığında diafora için ayrım neyse geçtik ya boşver. Horismos'a Horismos'a geliyor tanıma filan geliyor. <laughs> i̇şte anlaşılan ruhun bütün halleri de bedenle olur. Örneğin şevk, şefkat, korku, acıma ben atlıyorum tabi cesaret, acı, neşe, sevmek ve nefret etmek. Bak bunları Descartes, Aristoteles böyle kullandığı için ruhun pasyonunda Descartes aynılarına yer verecek. Bunların, tamam? mı? Aynılarına yer verecek. Aristoteles burayı böyle söylediği için anlaşılan ruhun bütün halleri bedenle olur diyor. Tamam mı? Şevk, şevkat falan filan, cesaret, neşe hepsi. Nasıl? Nasıl? A, anlamıyorum. Şey, da bedenle... Evet evet evet. tabii. Çünkü Aristoteles'te bu yazalım. Ruhun bütün halleri pate diye. Hadi yine püsüye yazalım. Beden de olur. Ya da beden ile mi olur demiş o. Tamam. Ya aynı şey de biz yine de onun dediğini yazalım. Bunlarla aynı anda bedende, bunlarla aynı anda bedende bir etki meydana gelir, şundan da belli. Ee, güçlü ve sert etkilenimler karşısında bazen hiçbir uyarılma ya da korku ortaya çıkmazken bazen de beden öfkeye kapılmışken ve öfkelenebileceği zamanki tutumunu takınmışken en küçük ve en zayıf şeyler ruhu hareketlendirir. Sonra şu daha da açık bir şey. Korkutucu hiçbir şey olmadığı halde korkutulmuş birinin ruh halleri ortaya çıkar. Ama eğer böyleyse o zaman belli ki bu haller maddeye içkin logoslardır. Bu haller maddeye içkin logoslardır. Tanımları da şöyledir. Örneğin öfkelenmek belli bir halde bulunan bir bedenin kısmının ya da gücün, kısmın ya da gücün belli bir şeyin etkisi altında belli bir şeye yönelik hareketidir. Her çeşit ruhu olsun, bu nitelikteki ruhu olsun, ruh incelemesi işte bu nedenlerle doğa bilimcinin alanına giriyor diyor. Yani biyolojinin alanına girer ruhun incelemesi diyor. Tamam. Yani sürpriz bir durum sonuç değil. Zaten doğaya ilişkin oluyordu. Ama farklı bir doğa bilimci ile bir diyalektikçi bunların her birini farklı farklı tanımlayabilir. Örneğin öfke nedir? Biri intikam arzusu ya da buna benzer bir şeyler, Öbürü kalbin etrafındaki kanın ve sıcağın kaynaması der. Gördün mü? Süper ya bak adam ne, ne, kadar ileriye bir atış yapıyor. Şimdi Galen Malen hepsi girdi bak bunun içine. Değil mi? Galen de böyle söylüyor çünkü. Ya farklı itibarlarla yakalayabiliyor diyor. Bunlardan biri maddeyi veriyor öbürü biçimi yani logosu. Bak farklı itibarlarla arıyor bunları diyor. Haklı yani. Nitekim şeyin logosu bu. Ancak var olacaksa belli bir madde içinde olması gerekir. Evin logosu da böyle. Rüzgar, yağmur ve sıcaktan gelen zararı önleyen korunak. Ev bu. Ancak başkası başkası bak biz şeyde mantıkla konuştuk. Teşkiki ifadeler önermeler vardı. Mesela ben sağlıktan İbn Sina, doğrudan Aristoteles'ten alarak konuşuyordu. Mesela sağlıktan bahsediyorum. Hasta da sağlıkla ilgili bir terim. Mesela iğne de sağlıkla ilgili bir terim. İlaç da sağlıkla ilgili bir terim, değil mi? Ama her biri birbirinden farklı şey. Biz burada mesela sağlık dediğimiz şey yani farklı iştikak bu. Farklı anlamlarda kullanabiliriz. Benzerlik olabilir aralarında. O da onu kastediyor yani. Ancak başkası da geçtik. Peki o zaman doğa bilimci hangisi? Logosu bilmeden maddeyle ilgilenen mi? Çok güzel soru ya. Hakikaten çok güzel soru bak. Logosu bilmeden maddeyle ilgilenen mi? Sırf logosla ilgilenen mi? Yoksa daha ziyade her ikisinden oluşanla ilgilenen mi? Bak adam şunu diyor. Biz bunu fizikada, metafizikte okuduk zaten. Yani ev dediğin şeyin içinde bir biçimi var. Hani inşaat başlıyordu. Ne zaman ev oluyordu? Değil mi? Biçim kendisini bize göstermeye başladığında kubbeyi mubbeyi göründü. Aha cami yapıyorlarmış falan diyorduk mesela. Şunu diyordu ya maddesiz olmuyor taşıyıcı çünkü o maddesiz olmuyor ama içinde biçimi de istiyor. Yani bu ikisi bir araya geldiğinde tunç küreği hatırlayın. Hani tunç olmadan yapamazsın ama küreyi tunçtan üretiyor değilsin. Yani sen tunç küre yaptığında metafiziğin büyük benzetmesi kitap boyunca hep tunç küreyi veriyor çünkü. Ne diyordu? Yani sen tunç küre yaptığında tunçtan bir küre icat etmiyorsun. Küre zaten sende var. Burada var. Tunç da zaten malzeme olarak var. Şekillendiriyorsun da tunç küre oluyor filan. Yoksa tunçtan bir küre icat etme, bir üretme değil yani o. Çok güzel soru hakikaten. Acaba doğa, bir doğa bilimci hangisi? Logosu bilmeden maddeyle ilgilenen mi? 2020 yılı işte. Doğru mu? Evet. Sırf logosla ilgilenen mi? Bu da mesela Plotinus. Ha burada işte logosu bir oran ruhun ana aktivitesi olarak kullanılıyor. Tabi akıl olarak kullanılıyor. Yoksa daha ziyade her ikisinden oluşanla ilgilenen mi? Ama o öncekiler kim? Acaba şöyle mi? Madde, maddenin müstakil, horiston, olmayan hallerini müstakil farz ederek ele alan kimse yok. Bak maddenin müstakil olmayan hallerini müstakil olarak ele alan kimse yok. Doğa bilimci belli bir cismin ve belli bir maddenin yaptığı iş ve maruz kaldığı hallerin hepsiyle ilgilenir. Doğa bilimci belli bir cismin ve belli bir maddenin yaptığı iş ve maruz kaldığı hallerin hepsiyle ilgilenir. Böyle olmayanlarla ilgili geçtik. Matematikçi aslında müstakil olmayan hallerle sanki belli bir cismin halleri değilmiş gibi. Bak anlıyor musunuz? Hani maddeyle ilgilenmiyor mesela matematikçi diyor. Biçimle ilgileniyor diyor onları söğütleyerek ilgilenir. İlk felsefe yapan kişi ise müstakil olmaları bakımından bu hallerle ilgilenir. Bak çok iyi bir tanımlama bu. Değil mi? Yani biri sadece biçimlerle filan ilgileniyor. Biri sadece maddeyle ilgileniyor. Doğa bilimcinin yapması gereken, püsüye analizini yapması gereken. Çünkü püsüye zaten yaşamın ilkesi, biyolojinin ilkesi, canlılık ana ilke hem maddenin hem biçimin logosun e, analizini yapmak durumundadır diyor. Ama başladığımız yere dönmek gerekir. Ne diyorduk? Ruhun halleri yaşayanların doğal maddesinden müstakil değildir. Tamam değil mi? Şimdi canlı olanın cansız olandan başlıca iki farkı olduğu görüşe hakim. Hareket ve duyumsama. Tamam. tamam. Ruh hakkında bizden öncekilerin devraldıkları aşağı yukarı bunlar bunlardan eksik. Şimdi buraya atlıyorum. Çünkü uzun uzun şimdi bak demokrati demokritosun dediğine göre ruh bir ateştir, sıcaklıktır falandır filandır. Başlıyor böyle uzun uzun Pisagorasçılara göre şöyledir. Bayağı da uzun gidiyor. Anas, Anaksagoras. Bunların hepsini eleştirecek. Yani hani biz kitabın metninin tamamını okuma derdinde olmadığımız için bunları geçiyorum. Mesela ne demiş? Benzer şekilde Anaksagoras da ruhun hareket ettiren şey olduğunu söylüyor. Her şeyi akıl hareket ettirdi değil e, ettirdi demiş olan başkaları da falan filan. Demokritos şöyle dedi, böyle dedi. Geçtik. Aynı şekilde Platon'da, Platon'u okuyalım. Platon'da Timaios da ruhu öğelerden yapıyor. Çünkü benzer benzeri tanırmış. Şeyler de ilkelerden oluşurmuş. Platon Timaios 35A 45B demiş burada. Benzer benzeri tanır. Benzer benzeri tanır felsefede önemli bir ilke. Aristoteles de aslında bunu kısmen kullanıyor ama kısmen reddediyor. Ne demek benzer benzeri tanır? Bak bir olan olmaz. İki şey olacak tanımanın, bilmenin söz konusu olması için. Ama bu iki şey arasında çok temelde mesele bu yani. Ortak bir zemin olmazsa bu iki şey birbirini bilemez. Mutlaka ortak bir zemin olmak zorunda. Bu ortak zemin çoğu zaman zaman ve mekandır. Tamam mı? Ve kısmen işte çelişmezlik falan filan aklın şeyleridir yani. Olmazsa olmazlar. Harika örnek. Bravo. Tam olarak böyle. Mesela hakikaten bunu nasıl yapacağız? Şimdi ile Resulullah'a benzeştirmezsek bir yerde bunların birbirleriyle ilişki kurmasını nasıl anlatacağız? Ya mutlaka ya birini yükselteceğiz ya birini indirgeyeceğiz. Ya ontolojik bir ma malzeme farklılığı var yani. Çok güzel örnek. Ha mutlaka bir ortak zemin bulmak zorundayız. Yani mesela diyelim ki bu anlamda Gökhan söylediği için diyorum işte Cebrail'i ya melek kavramını bozacağız. Yani akıl makıl bir şey diyeceğiz ki Resulullah'ta olan hani Peygamber'de elçide olan bir e, ortaklık yakalayalım. Ya peygambere bazı e, melek şeylerini koyacağız. Hani o melek figürünü resmini tam tutacaksak peygambere bir şeyler koyacağız. Mühür oluyor bilmem ne oluyor sırtında kalbi yıkanıyor filan gibi. Başka ne yapabiliriz? Ya işte yani ya onu melekleştireceğiz ya meleği insanlaştıracağız ya da bu melek olayını bozacağız yani. Evet tamam. Anlamadım. <laughs> Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Yok ben hayır, hayır, girer. Yani tecelli bak zaten tecelli mistik bir kavram burada. Yani çok metafizik bir kavram. Mistik doğru değil de metafizik bir kavram. Hani sanki şey diyor ya mesela işte Hazreti Musa bana kendini göster diyor. Allah da ben sen beni göremezsin diyor. Sonra işte şu dağa bak diyor. Biz tecelli ettik diyor. Bak ne kadar şey bir ifade. Hani nereye çeksen gidecek bir ifade. Ne yaptık? Ben ne anlamadım. Allah ne yapmış? Mesela dağın üstüne oturduk dese anlarım. Dağ çöktük dese filan anlarım belki. Ya tecelli etmek ne demek yani? E işte bak sen oradan yürü. Şevket abi sana yol açılıyor tabii. Yani işari yoruma yol açılıyor orada. Ha bu burada işte niye böyle? Çünkü ontolojik anlamda farklı bir varlık, farklı bir varlığa daha işte bir irtibat kuracak. Yani bir şey yapacak. Problemli. birleşti? Yani e e tabi işte Descartes'in de büyük problemi hep söylüyoruz. Benzer şekilde felsefe üzerine söylenenlerde de Hayvanın kendisi, bir ideyasının kendisinden ve ilk uzunluk, genişlik ve derinlikten oluşur diye tanımlanır. Öbür şeyler de böyle. Sonra başka bir şekilde de akıl birdir, bilgi ikidir. Çünkü doğrudan doğruya bire yöneliktir. Düzlemin sayısı görüştür. Bak bu bilgi ikidir, akıl birdir şeyde var. Timaüs'te var. Zor bir metin. Biz okuduk zannederim. Okuduk. Düzlemin sayısı görüştür falan filan. Bazı şeyler neyse. Ee, geçtik buraları. Demokritos. Geçtik. Şöyle diyor. Yani bunların hepsine bakarsak diyor. Şuraya notunu almışım ben. Ruhun ortak diyor bunların söylediğine göre hareket ettirme ve tanıma özelliği var diyor. Ya kendi fikirleri yok burada Aristoteles'in. Hani bu Demokritos'ta, Anaksagoras'ta, Anaksimenes'te, Platon şunlara baktığım zaman diyor Pisagor, Misagor. Hep diyor sanki bu bunların etrafında döndürmüşler diyor bu tartışmayı. Sen ne diyor? Demokritos Ruhun hem hareket ettirmeyi hem tanımayı sağlayan gerekçelendirirken çok parlak şeyler söylemiştir. Ruhla akıl aynı şeymiş. Bu şey de ilk ve bölünmez cisimlerden oluşurmuş. küçük parçalı olmasından ve şekilden dolayı da hareket ettiriciymiş. Hareket ettirmeye en uygun şekil ise küreymiş. Bak bu Platon'da da vardı, Timaeus'ta. Ee, akıl da ateşte böyleymiş. Anaksagoras ise daha önce söylediğimiz gibi ruhla akıl birbirinden farklıdır der gibi görünüyor ama ikisini tek doğa diye kullanıyor. Ee, Thales falan filan hepsi diyor bunları söylüyor. Alkım Herkes ruhu üç şeyle. Ha, her şey, herkes ruhu 3 şeyle tanımlıyor diyebiliriz. Hareket, duyum ve cismani olmama. Kendisinden önce, benden önce bu ortak diyor hepsinde. Hareket, duyum ve cismani olmama. Aklınızda kalsın. Benzer benzeri tanır diyorlar. Ruh her şeyi tanıdığına göre de ruhu bütün ilkelerden oluşturuyorlar. Güzel. Tek bir neden ve tek bir ö olduğunu söyleyenler ruhu da tek olarak ortaya koyuyor. Örneğin ateş ya hava birçok ilki olduğunu söyleyenlerse ruhu da çoklu yapıyor. Hani her birinde bir parça olacak ya benzer benzeri tanıma. Ruhta tanıdığına göre demek ki her şeyle bir ortak tarafı var demeye getiriyor yani. Bazı ruh, ruh sıcaktır diyor çünkü yaşamak zen sözcü bundan yani kaynamak anlamından gelen. Bak ilginç yani Yunanca'da yaşamak kaynamak anlamıyla aynı kelimeyle e, ifade ediliyormuş. Bazısı soğuktur. Psikron diyor. Çünkü ruh püsüye sözcüğü de soluk almaktan ve serinlemekten geliyormuş. Bak, püsüye de soluk almaktan geliyor. Serinleme, soğuk, soğuk kelimesiyle aynı. Püsük, e, psikron. Psikron. Pü, evet, bak zaten şimdi hatırlarsanız bunu söylemiştik zaten. Arapçada da böyle. Ruh Arapça, nefs Arapça. İkisi de bak nefs, nefes. Ruh, rih, riyah. Bulut, rüzgar. Hep aynı kelimeler. Demek ki burada e, Yunanca ile pinoma ve püsühe kavramları, terimleri Arapçadaki ruhla, nefs terimlerine birebir oturuyor yani. Birebir oturuyor. Ruh, e, pinoma çünkü doğrudan şey şu yani. Mesela üfleme, nefes anlamında kullanılıyor. Bak diyor ki püsüye de serin kelimesinden geliyor diyor. Pisihron kelimesinden geliyor diyor. O halde ruh üstüne aktarılan görüşlere gerekçeler bunlar. Önce hareket üstüne inceleme yapmak gerek. Biz bunu konuştuk zaten de. Bakalım Ruh harekete sahip olması imkansız şeylerden biri bile olabilir. Hareket ettiren kendinin illa hareket etmesi gerekmez. Ha bak hareket ettirenin kendisinin illa hareket etmesi gerekmez. Gemi kaptanı örneğini veriyor burada. Koca gemiyi yürütüyor diyor ama kendisi hareket etmiyordu. Bir şeyi iki anlamda hareket ediyor olabilir. Bu önemli. Aristoteles hep böyledir. Bir başka şeyden dolayı ya da kendi kendine. Ha zaten buradan işte yolunu açıyor bak. Canlılığı, canlılığa doğru yolunu açıyor. Hatırlarsanız fizikada unutma sözünü. Bir başka şeyden dolayı olana doğal hareket diyordu. Değil mi? Önde bir engel olana kadar yapılan hareket kendi kendine olana iradeyi koymak zorundayım. Burada bir olumlama var çünkü diyordu. Hareket etmeyen hareket etmek zorunda değil derken ve bu kaptan gemi örneğini verirken Aristo burada mantıki ve e, burhani bir delil mi sunmuş oluyor? Yoksa Sunacak yoksa daha. Sapsatma... Daha yeni başlıyor. Hayır. Daha yeni başlıyor. Adam Ölmek en sonunda yoksa... Hayır hayır. Yani daha yeni başlıyor. Şimdi girecek onlara. Adam en sonunda da zaten Tanrı böyle diyecek ya. Kendisi hareket etmeyen hareket ettirici diyecek ya. Aklın boşluğa düşmemesi adına bunun zorunlu olduğunu söylüyor. Çünkü her hareket ettiricinin bir hareket ettiricisi olması gerekir o zaman. O zaman diyor sonsuza düşeriz. Tamam işte bu cümlede, bu son cümlede burhani mi oluyor, mantıki mi oluyor yoksa safsata retorik mi oluyor diyorum bu cümle. Abi şimdi Aristoteles burhani ama burhani olan her cümle değillenebilir cümlelerdir. Kesin cümleler değildir yani. Öncülü, oynarsanız Bakın biz söylemeye çalıştık bunu bir defa. İbn-i Sina'nın üzerinden birkaç hafta önce. Sefi eylem dediğimiz şey nedir demiştik hatırlıyor musunuz? Matematiksel eylem demek değil o yani. Felsefi eylem öncüllerinin burhani olan olduğu şeydir. Öncülleri hata bir şu bu filan değildir. Böyle meşhur bilmem ne olduğundan yürümez. Burhani olur. Ama bu demek değildir ki burhani olan yanlışlanamaz. Ama Descartes'e kadar veya Kant'a kadar. Descartes bu iddiada işte. Evet işte. Descartes diyor ki biz bunu diyor sen Burhani'yi bakın Burhani öncülü mantıkla kurdun matematikle kursaydın diyor problem kalmazdı. Ama sen mantıkla kurdun değillenebiliyor diyor. Tabi. Tabi. Dört çeşit ha ilk hareketle başlamak gerekir diyordu. Ne diyordu? işte ne dedi en son? İki anlamda hareket ediyor. Bir şeyden dolayı ya da kendi kendine. Dört çeşit hareket. Ee, okuyayım. Bir şey ki hareket eden bir şeyin içerisinde bulunduğu için hareket ediyorsa başka bir şey. Neyse bunları söyledik yani. Doğal hareket ve iradi hareket. Doğa do, dört çeşit hareket var. Fizikada zaten bunu konuşmuştuk. Hatırlayanınızı çıkar mı acaba dört çeşit hareketi? Rukiye, Gökhan, Hatice. Yer değiştirme, başkalaşma, azalma ve çoğalma. Öyleyse yer değiştirme, başkalaşma, azalma ve çoğalma. Öyleyse ruh bunların ya birine, ya bir çoyuna ya da hepsine göre hareket edecek. Eğer ilneksel anlamda hareket etmiyorsa hareket ruha doğal olarak ait olacak. O zaman yerde ruha doğal olarak ait olacak. Tabi, yerde istimaktir özel bir konumundan bahsediyoruz. Yani asıl bu, bu yani. buydu. Buydu, evet. evet. Nitekim bu söylenen hareketlerin hepsi bir yerde gerçekleşiyor. Tam da şimdi Gökhan'ın söylediği. Eğer ruhun varlığı kendi kendine hareket ettirmekse... Hareket etmek ruha ilneksel anlamda ait olmayacaktır. Gerçek manada ait olur. Beyaz olanın ya da 3 ayak uzunluğunda olanınkinin tersine. Çünkü bunlar hareket eder ama ilneksel anlamda. Ne demek istiyor burada? Biz bunu fizikada konuştuk. Hareketin ilneksel anlamda hareket etmek, gerçek özsel hareket. Hareketi kendinden olan, hareketi başkasından olan. Değil işte. Değil Bak. Beyaz olanın ya da üç ayak uzunluğundakinin tersine. Çünkü bunlar hareket eder ama indeksel anlamda. Ait oldukları şey yani cisim hareket eder. O nedenle de hareket ederler. Anladınız mı? Tamam. Beyaz olmaklık hareket ettiğinden değil yani. Beyaz olan şey hareket ettiği için beyaz olan hareket etmiş oluyor. Evet. Bu yüzden de bunların bir yeri yok. İndeksel harekette. Ama ruhun bir yeri olacak doğal olarak hareketten pay alıyorsa tabii. Ayrıca doğal olarak hareket ediyorsa zorla da hareket ettirilebilir. Zorla oluyorsa doğal olarak da olur. Tamam. Duranlık için de aynısı geçerli. Nitekim doğal olarak ne, ne, nereye hareket ediyorsa doğal olarak orada durur. Zorla nereye hareket ediyorsa zorla orada durur. Yani doğal hareketin bir parçası olsa ruh hep diyor böyle hani taşın hareketi gibi olmak zorunda. Hareket eder durur bir engelle karşılaşıncaya kadar. Bak burada ilginç bir yere varıyor şimdi. Kaldı ki yukarı, yukarı hareket edecekse ateş olacak, aşağı hareket edecekse toprak. Çünkü bu hareketler bu cisimlere ait. Bu malum işte eski e, bilgi. Aradakiler yani hava ve su içinde aynı açıklama geçerli. Sonra ruhun bedeni hareket ettirdiği apaçık olduğuna göre. Apaçık mı hakikaten? Adam, adam için apaçık çünkü. Hareketi sağlayan o. Ruhun kendi nasıl hareket ediyorsa bedene de öyle hareket yaptırması mantıklı. Bu durumda tersinden beden nasıl hareket ediyorsa ruh da o hareketi yapıyordur demek doğru olur. Ama beden yer değiştirme anlamında hareket ediyor. Dolayısıyla ruh da bedeni izleyecek bütünüyle ve parçaları bakımından yer değiştirecek ve eğer bu olabilirse ruhun bedenden çıkıp yeniden girmesi de mümkün demektir. Bunun sonucu da ölmüş hayvanların dirilmesidir diyor. Bak farket ne dediğini anladınız mı? Beden yer değiştirme anlamında hareket ediyor. Dolayısıyla ruh da bedeni izleyerek bütünüyle ve parçaları bakımından yer değiştirecek. Tamam eğer ruh bedene yani hareketi beden yapıyor olsa, ruh o illeksel anlamda ona yapışarak şey yapsa, beden gidince ruh da gidecek. Nereye hareket etse? Dolayısıyla neredeyim? ruh da bedeni izleyerek bütünüyle ya da parçaları bakımından yerleştirecek. Ve eğer bu olabilirse ruhun bedenden çıkıp yeniden girmesi de mümkün demektir. Bunun sonucu da ölmüş hayvanların, yani bunlar ayrı ayrı birbirlerinden faaliyette bulunsalar. Bu olabilir demek istiyor yani. Bunu işte Platon'a gönderme yaparak söylüyor. Çünkü Platon'da bu böyle zaten. Ayrılabiliyor. Değil mi? Beden öldüğünde ruh ayrılıp hareket edebiliyor. Zaten reenkarnasyon... Oradan çıkıyor Platon'da. Faydon diyaloğunda. Platon'da bir de akiretçilerin kendisi de hatırlıyor. Tabii işte Aristoteles'in ona bir, evet. bir şerhi var işte. Platon öyle mi diyor şu Hareket edilen de mi hareket ediyor diyor. Hı. Bak diyor ki Faydon'da. Kendisi bir şeye girdiğinde, dahil olduğunda, kelime tam aklımda değil ona canlılık veren şeyin kendisi zaten canlılığın bizzat kendisi olmak zorundadır. O yüzden ruh ölemez. Tamam, tamam. Bak ölü olan bedene dahil olduğunda evet. ona canlılık veren canlılığın ilkesidir. O nasıl ölecek diyor. Tamam. Yani o can ölümsüz olsun ölmesin diye mecbur ediyor. O görüşe sahip olduğu için onu söylüyor. Bak abi ruh öyle bir ilke ki Sokrates'te. O bir ölü olan cisme girdiğinde, dahil olduğunda ona canlılık veriyor. Öyleyse kendisi canlılığın ilkesi olarak nasıl ölecek? Yani soğuk ateş gibi bir şey. Yani ruhun ölmesi. E, Faydon diyaloğunda soğuk ateş gibi. Çelişik bir şey yani. Kendisi zaten ısının kaynağı. Nasıl soğuk olacak? Anladın mı Aynı şekilde Timayus ruhun bedeni hareket ettirdiğini doğa üzerinden ge gerekçelendirir. Doğru. Ruh zaten bizzat hareket ettiği için. Bak şimdi Gökhan'ın söylediği. Bedenle iç içe olmasından ötürü bedeni de hareket ettiriyormuş. Hareketin ilkesi. Ne de olsa doğuştan uyumu, doğuştan uyumu duyumlayabilsin ve evren ahenkli hareketlerle dönsün diye ruhu öğelerden oluşturup uyumlu sayılara da bölümlendirebilirmiş. Sonra da düz çizgiyi büküp bir çembere çevirebilirmiş. Tekten iki çember böldükten sonra geçtik. Şimdi bir kere ruhun bir büyüklük olduğunu söylemek hoş değil. Evrenin ruhu çünkü bakın o zaman kısımlara ayrılır diye düşünüyor. Anladınız mı? Evrenin ruhu derken belli ki akıl adı verilen gibi bir şey demek istiyor. Duyumsayan bir şey ya da iştah doyan bir şey olamaz en azından. Zira bunların Bunların hareketi dairesel yer değiştirme hareketi değildir. Öte yandan aklın bir ve sürekli oluşu akletmeninki gibidir. Akletmede kavramlardır. Akletme kavramlardır. Burada bir problem var mı? Ya gerçek, noesis kavramlar üzerinden yürüyen bir şeydir. Doğru mu? Tamam. Bunlar ise ardışıklık bakımından birdir. Tıpkı sayı gibi ama büyüklük gibi değil. Burada ne dediğini anladınız mı? Bakın şimdi. Aklın bir ve sürekli oluşu akletmenin akletmeninki gibidir. Akletme de kavramlardır. Bir ve süreklidir. Bunlar ise ardışıklık bakımından birdir. Tıpkı sayı gibi ama büyüklük gibi değil. Bak. Bir şey, bir şey, bir şey değil mi? Ya onu da kapsar da içinde. Hani bu biri bilme mevzu var ya. Bunu söylüyor bu adam. Bir bütün içinde biri yakalamaktan söz ediyor yani. Zaten bir büyüklük olsa nasıl akledecek? Bütünüyle mi akledecek bir kısmı ina akledecek. Anladınız mı? Yani onu birden kuşatır diyor yani. Kısım ya da biri geçti buraları. Bitmeyecek çünkü. Geçtik, geçtik, geçtik. Buraların hepsini geçiyorum. Bak mesela burada ben şey yapmışım. Faydona giydiriyor yine falan diye bir not atmışım buraya. 63'te Ruh hakkında bir görüş, da, bir görüş daha aktarılmış. Bu görüş birçok insana inandırıcı geliyor ve şimdiye kadar söylediğimiz görüşlerden de aşağı kalır yanı yok. Kamuda söylenen sözlere benzer bir şekilde hesap vericisine de gerekçelendirilmiş. Görüş ruhun bir uyum oldu. Bak faydondaki işte. Ruhun bir uyum, uyum oldu. Bak burada demiş zaten 85, 92 B, 95 B. Çünkü uyum karşıtların bir kıvamı ve bileşimi bedende karşıtlardan oluşuyor. Tam olarak simyasta olan şeyini söylüyor. bu organlaşımış bir ismin sureti ya evet. sanki o sazın o harmonisi saz var diye var bir organ var diye yani, var organ gidince yani o sazın kendisi gidince harmoni de kalmıyor bak işte bu simyasın Sokrates'e sorduğu soruydu Gökhan Sokrates buna itiraz ediyor ama evet 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 doğru 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 onu söylüyor işte ama Sokrates hatırlıyorsan ona itiraz ediyordu halbuki uyum karışmış bir olan karışmış olanların bir oranı oranı ya da bir birleşimidir. Ruh bu ikisi de olamaz. Yani uyum varsa karışmış olanlar vardır. Ruh bu ikisi de olamaz. Sonra hareket sonra hareket ettirmek uyumun yaptığı bir işte değil. Oysa neredeyse herkes ruha en çok bunu affediyor. Ruhtan ziyade sağlık bağlamında ve genelde bakın şimdi. Adam diyor ki bak aslında Simyas fena bir soru sormadı. Tamam mı? Ama diyor Simyasın yaptığı hata ne? Simyas soruyu sorarken yani Aristoteles perspektifinden görüyoruz. Simyas soruyu sorarken diyor ruhu ayrı bir fenomen yani kendinde bir fenomen bedeni de ayrı bir fenomen olarak düşündü. Ya bunların uyumu neden olmasın arkadaş filan dedi. Ya bu şey biri olmadan diğeri olmuyor filan diye düşündü. Sokrates de itiraz etti. Hayır bu ikisinden bir ruh dediğimiz şey bir armoni bir harmonia bir uyumdur filan dedi. Burada diyor Simyas eğer, şimdi ben konuşturuyorum yani. Simyas eğer yaptığı basit hatayı toplasaydı, ruhu ayrı bir fenomen olarak görmeseydi. Çünkü Aristoteles'te ruh ayrı bir fenomen değil. Ruhu ayrı bir fenomen görmeseydi, Simyas haklıydı ve Sokrates ona böyle bir cevap veremezdi diyor yani. Anladınız mı? Ama iki ayrı fenomenmiş gibi sonra bunları bir logos etrafında hani bir şey yaparsanız bir ahenk etrafında tutarsanız Mantıklı ve bak ne diyor sağlam bir görüş gibi görünüyor diyor. Herkes etkileniyor bu görüşten diyor. Ama olmaz diyor. Anladınız mı? İki ayrı şey olarak değerlendirirseniz problem çıkıyor. O zaman Sokrates'in sinyasa verdiği cevap da mantıklı görünüyor diyor. Oysa öyle değil diyecek. Neden? Nedenini biz zaten biliyoruz. <laughs> Aristoteles'te şu olmadan, şu elimle tuttuğum şey olmadan Buna dair ruh vardı, zırt vardı, pırt vardı diye bir şey yok diyor yani. Ama bu yine de enteresan Çünkü öncelik soruluk anlamda biçim önce gelmesi gerekiyor. Evet. Ruh önce gelmesi gerekiyor. Tamam öyle zaten. Bak Aristoteles söyleyecek şimdi. Ama orada ruh nedir? Aristoteles de. Bak bunu söyleyecek birazdan Aristoteles bu kitapta. Ruh önce ama kavramsal açıdan önce diyor. Yani sıralamadan, tarihsel açıdan önce değil. Öncelik soruluk anlamında önce değil. Bak biz bunu Aristoteles'te biliyoruz zaten ya. Biz bunu her metninde görüyoruz adamın. Yani bak en sonda ortaya çıkabilir ama en öncedir. Ağacı dikmekten kastın diyelim kayısı almaksa kayısı kavramsal açıdan ağaçtan öncedir. Ama biz biliyoruz ki zamansal açıdan ağaçtan sonra gelir. Aristoteles için bu ya bu bak bu, bunu yakalarsak gerçekten mevzu çok kolay. Şu benim elimle tuttuğum cisim olmasa ya ben bunun üzerinden amacıydı, bilmem nesiydi, gayesiydi. Adamın dört etkeni yok mu? Ya hepsi bununla birlikte var yani. Evet evet bu. Evet. Mevcut. İşte o zaman bak diyor ki. Tam bu da onu söylüyor işte. Ama sanki burada simyası... Burada mahiyet ruh işte. Ruhu ve şeyi ayrı ayrı varlık olarak Nasıl? Hani ruhu ve bedeni sanki ayrı ayrı varlık olarak gör de Evet ya yani görmeseydi sorun kalkardı diyor. Hayır işte ruh bak. Tamam bu kadar. E formlar anlamında var işte yani onun. Ben şöyle anlıyorum. Sanki organ bir yere gelince onun işlevi olarak var. Evet işlevi olarak zaten bunu söyleyecek adam birinci yetkinliğidir diyecek. Ruh o şeyin birinci yani Bilgisayarın mesela işte bütün o hardware bir yere geçince Yazılım ortaya çıkıyor ya. Evet. Ama işte yazılımın bir varlık atlamaya gerek yok. Yani. Sadece o, o bütün o bilgisayarın kasasının ortaya çıkardığı bir iş tamamı. Tamamen öyle evet. Çok böyle aslında modern bir görüş yani. Tamamen öyle. Adam diyor ki mesela bunun ruhu olsa ne olur? Şimdi bunun, bunun ruhu yok ayrı mesela. Aristoteles'te de yok da. Bunun ruhu olsa ne olurdu bunun ruhu? İçmek için yapılmış ya. Mesela bu oyuntusu olurdu. Çünkü adam söylüyor. Göz beden olsaydı görmek onun ruhu olurdu diyor. Ayrı bir fenomen olarak değerlendirmemek lazım. Amacın kendisi. Telos'un kendisi. Failden gelen bir amaç. Tanrısal amaç yani. Bir arazlar gibi araz olmuyor mu bir durumda. Değil işte abi. O onun yani kemale ermesi, yetkinliği. Bak şimdi arazlar şöyle. Araz bir şeyin bardağın, bardak olmaklık fikrinin, bardak idesinin kendisini gösterebilmesi için yani mevcut, bizzat, bil hakika filan diyorduk ya i̇bn Sina'da. Ortada olabilmesi için arazlar e, gereken şeyler tamam mı? İde burada ya da her neredeyse orada ama sonuçta önümde bir bardak var. Biz hep ne diyoruz? Aristoteles mevzuyu bardağı açıklamak için e, başlatıyor. Bardaktan hareket ediyor diyoruz değil mi? Öyleyse ben bunun ruhunu, bunun yani mahiyetini, şimdi ruh deyince canlılarda, bunun mahiyetini nerede görüyorum? Yetkinliğinde, tanımda, akılda görüyorum zaten. O yüzden her şey mantıki değil mi? Matematiksel değil de mantıki. Cümleyi böyle anlıyoruz da, yani açık, bu açıklamayı yapıyorsunuz cümle az önce kurduğunuz gibi ruh, bu şekilde tanım değil ruh sanki bedenin bir arazı ya da varlığın bir arazi olmuş gibi anlaşılıyor. Sorun mu? Hayır. Ya arazi değil. Bir niteliği mahiyeti. Adına, bir niteliği evet. dönüşmüş oldum. Çünkü, böyle. Ya yani niteliği değil de abi bak. Anladım Tam mı? maksadı. Yani onun içindeki enerji, dinamisi. Bir kuvva bir kuvve halinde onu o yapan şey aslında. Yani arazlarla o kendisini açığa çıkartıyor. Yetkinleşme böyle bir şey yani. Mesela Aristoteles'in politikada söyledi. Ee, insanın yetkinleşmesi işte insanın doğal ortamı şehirdir diyor ya. Neden? İnsan yetkinliğine hizmet eder diyor, değil mi? Hani e, insanın işte bu akletmesi ni ortaya çıkartır. Onu hızlandırır. Değil mi? O yüzden diyor ki bu bunun doğal ortamıdır. Şimdi burada burada söylediği şey şu. Benim yetkinliğime ne hizmet ediyorsa arazlar onlar aslında. Ama yetkinlik dinamiği olarak, bir kuvve olarak orada durmakta. Yok anlamında değil. Henüz olmamış tohum anlamında orada. Her ne ki cansızlar için söylersek ona mahiyet deriz. Canlılar için söylersek ona püsü edeceğiz işte. O forma püsü edeceğiz. O bizzat usyası yani her şey ona arız oluyor zaten. O bir araz değil. Beden araz mesela bu anlamda. Ama Aristoteles'te tabii beden de tabi bedende, bak tunç Küre iyi bir örnek yani. Çünkü adam zaten hatırlıyorsanız fizikada da metafizikte de çok zorlanmıştı. Acaba ben maddeye mi töz desem yoksa bu biçime yani ruha yani mahiyete mi töz desem? Hangisine töz desem acaba diyordu? En sonunda biraz da istemeyerek aklının getirdiği yer, çok da hevesli olmayarak yine de eidos'un e, morfenin o suretin, o bahiyetin, o ruhun töz olduğuna karar vermişti. Ruh burada da onun edimselleşmesi, enerjiya dediği, entelekya dediği işte. Asıl töz budur diyordu. Ama yine de ben maddeye, hani buna töz desem maddeye araz demek zorundayım sanki. Ha onu da söyleyemiyorum diyor yani. <laughs> Tabii, düalizme düşmemeye çalışıyor. Neden? Çünkü Aristoteles'te her şey, her ne varsa ontolojide o şeyi kendine barındırıyor zaten. Onlar hep beraber hareket ediyorlar. Dolayısıyla burada ruh tam da usya oluyor. Araz değil de tam da o şeyi o şeyi yapan şey oluyor. Cümleyi böyle kurunca, o şeyi o şeyi yapan şey cümlesini kurunca o şeyi bir araz yüklemiş oluyorsun. Sen hatalısın ya da tanım hatalı demiyorum. Cümleyi böyle kurarsan o şeyi o şey yapan şey o şeyin arazıdır. Mantığı çıkıyor yani. Ben de Nasıl abi? Ki, o şeyi o şey yapan şey onun özü ise o şey o şeydir zaten. Dolayısıyla Aristo'nun demek istediği bu olabilir. Çünkü bu arada şişe şişeyi şişe yapan şey dışının plastiğidir. İçindeki sudur. Dışın Hayır. Bak bu cümlelerin tümünü kurduğumuz zaman bu şey şişe, şişe yapan şey anlamına getirmiş. Hayır hayır yani, biz biz o bu bu ifadeyi yanlış anlıyoruz. Yani birbirimizde aynı anlamda. Bak ben diyorum ki mesela şişeyi şişe yapan şey şişelik idesi. Tamam okey. Bunlar da hepsi de hem problem yok. Ben uzatmayayım tamam. Ben anlamadım abi dedi. Benim kastettiğim başka bir şey. Yani. E... Yani bak şöyle bir ifade. Hem Aristoteles'ten biz i̇bn Sina'da söyledik. Dışarıda var olan şeyler nelerdir diyordu. Şey, Anlamlardır değil mi? Mahiyetler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Dışarıda hep anlamlar vardır diyordu. Ben bunları terkibe sokarım bardak derim, bilmem ne derim filan diyordu. Bak bu anlamda Aristoteles şunu söylüyor yani. Dışarıda hep püsüyeler vardır. Ya tabi cansızlar için bunu söylemez de. Mahiyetler vardır yani. O şeyi o şey yapan şeyler vardır. Ben onları akılda e, yakalarım. Genoslarda, tümellerde tanımlarım. O zaman ortaya çıkar o. İkinci tümeller bizim zihnimizde de demiyor mu? Evet. Yani dışarıda evet. olan aslında bir şey yok yani bu anlamda. Bak işte dışarıda mevcutlar var. Dışarıda mevcutlar var. Yani. Ama yani Şimdiden eksen mesela bir şey... E ee, ama öyle oluyor yani. ne yapalım? <laughs> 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 bir şeyin işlemin, internet entelektesinde ben kendi ihtiyacıma göre bilebiliyorum. Yani, o yüzden tümenlerden benim zihnimde. Yani dışarıda olan sadece aslında vardır diyebileceğim şeyler. Toiletler yani bir anlamda. Evet. Ya tabii mesela böyle demiyor şey bana öyle geldi yani. Şimdi bakın dışarıda birinci tözler var. Evet birinci tözler var. Ahmetler, Mehmetler var. Evet. Tamam mı? Ben bunları görüyorum. Başka bir şey görmüyorum insan görmüyorum. Bilmem ne bileyim büyüklük görmüyorum, nicelik görmüyorum. Doğru mu? Kaya görüyorum, kertenkele görüyorum, Ahmet'i Mehmet'i görüyorum. Bunlar mantıki bir biçimde dış dünyada görünüyor. Yani anlamlar olarak görülüyor. Varlar. Ama o anlamları benim duyularım yakalamıyor. Benim duyularım işte hareket eden cisimler, hareket etmeyen cisimler görüyor. Ben bunlara baktığımda, onları temaşa ettiğimde, Bunlar ne olabilir diye, bu, bu nedir diye soru sormaya başladığımda zihnime bunları taşıyorum ve zihnimde bunları terkibe söküyor, sokuyorum. <laughs> Birlik veriyorum, ikilik veriyorum, üçlük, beşlik veriyorum. İki ayak diyorum, dik diyorum, bilmem ne diyorum. O kategorileri on kategoriye sokuyorum. Bu kategoriler de dış dünyada yok, benim zihnimde var. Her birini on kategoriye soktuğumda eşittir ne çıktı? Tavuk. Bu tavuktur diyorum. Tamam mı? Yani zihnimde bunları yapıyorum, terkibe sokarak yapıyorum dışarıda olan şeyler bizzat mevcutlar. Birinci tözler. Ben onları ikinci tözlere çekip onlar da benim zihnimde. ikinci tözler dışı dünyada değil. Burada. Doğru mu? Genoslar yani. Cinsler, türler, fasıllar bilmem ne. Onlar burada. Ben onları buraya getiriyorum. Şey yapıyorum. Şimdi eğer bu cansızsa bunu bu yapan şeye mahiyet diyeceğim. Eğer canlıysa ...bunu bu yapan şeye ruh diyeceğim. Püsüye diyeceğim. Oldu mu? Eğer dışarıdaki mevcut cansızsa... ...bunu bu yapan şeye... ...mahiyetler diyeceğim. Mahiyet diyeceğim. Eğer bu canlıysa... ...bunu bu yapan şeye de püsüye diyeceğim bundan sonra. Tamam mı? Şimdi bunu bu yapan şey... ...diğerleri bunun arazı. Bir tek bizim için bir problem var bunun şu katı maddesi bu, bu, işte problemli bir şey. Çünkü ben sanki buna da töz demek istiyorum. Oldu mu? O yüzden Aristoteles dört etkeni koyuyor ortaya. Diyor ki nedir nedir dört etken? Fail etken. Yapıcı bir usta var. Dolayısıyla bunun amacı var. Biçimi var. Maddesi var. Aslında bizim söylediğimiz şey madde ile biçim. Diğer ikisi bu ikisinden çıkıyor. Maddeyle biçim. Aslında Aristoteles'te iki tane töz var bu anlamda. Yani bunu korkmadan söyleyebiliriz yani. Hem madde, hem de biçim. Ve bunlar içkin, ayrı değiller birbirlerinden. Çünkü bi biçim bir yerde değil. Form yakın maddeyle bir ve aynı şeydir. Bir ve aynı şey. Bravo. Yakın maddeyle form aynı şeydir diyordu. Hatta biz bu çok sürpriz bir şey diyorduk. Yani şunu demiştik. Ya bebeği bebek yapan şey işte döl diyorduk yani. Ya çok uzatmaya gerek yok diyor Aristoteles. Yakın maddeyle form aynı şey. O yüzden burada dualizmden kaçıyor ve ikisini birleştirdiğinden bu eğer canlıysa buna püsü edeceğim ben diyor. Bunun diğerinden bir farklılığı var diyor. Oldu mu? Herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Ekrem abi yani bir sen dediğini ifade e, e, edemediğini düşünüyorsan bir daha şey yapabilirsin. Yok yok. Ben anlatmadım, yardımcı olmak için söyleyeyim mi? Buyur abi. Şimdi bir şeyi, bir şeyi, bir şeyi... Neyse, 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 neyden söylesem Bir şeyi... E, şey, e, bir şeyi... Ya. Yani, bir şey. Bir şey yapan şey, biz püskürtürük ya, yani Ekrem göre bir şeyi, bir şey yapan şey e, ise Aynen. o araz gibi zannediyor. Ama onu şöyle düşünse yani Aristo gibi değil de Platon gibi düşünse daha iyi anlayacak o örneği vereyim. Yani ruh dışarıdan gezeceğim. Yani i̇çkin olmasaydı dışarıdan gezeceğim o ruha da araz diyecek miydim? Abi ben bir şey Bak, yok, bunu söyle. Yani o dışarıdan ben, gelseydi ve ruh olsaydı dedim yani. Ekrem abi sen bir daha sen bir daha Ağabey, söyle söylediğini. Burada bu anlaşılıyor demiyorum. Ya da pardon burada bunu anlıyorum demiyorum. Ya falan konuşuyoruz ya, dilin yetkin, yetkin olup olmaması bu konu için. Burada o problem çıkıyor yani Ben bu şeyi bu şey yapan şey üstünün etiketidir cümlesini kuruyorsam, üstüne bir de bu şeyi bu şey yapan şey içindeki sudur cümlesini kuruyorsam, bu şişeyi tanımlıyorum anlamına gelir. Aynı cümlelerle iki farklı tözü tanımlayamam. İki farklı mahiyeti tanımlayamam. E, mahiyeti ve, e, Abi şimdi arazlar o şey, arazlar hiçbir yerde o şeyi o şey yapan şey diye konuşulmaz. Sadece onu açığa çıkaran şey, onu duyumsalır kılan şeydir. Yani şişeyi şişe yapan şey plastiği değil, şişeyi şişe olarak gösteren şeydir plastik. Neyse. Şimdi. Mahiyetin grekçesi ne hocam? Mahiyetin grekçesi. Yani Aris abi işte o, bak. bak. Ya yani, eidos, morfe evet. bunlar kullanılıyor. Şimdi atlıyorum. Evet ikinci bölüm. Şimdi eleştirilerini tabi biz atladık da bitirdikten sonra ikinci bölümde kendisi başlıyor şimdi. Ruh hakkında bizden öncekilerin aktarılanları söylendi. Tamam. Şimdi baştan başlarcasına çıkış noktamıza geri dönüp ruhun ne olduğunu ve en kapsamlı açıklamanın ne olabileceğini göstermeye çalışalım. Var olanların belli bir cinsine varlık diyoruz. Ama varlığı da üç anlamda kullanıyoruz. Madde, bu anlamda varlık kendi başına belirli bir şey değildir. Form ya da biçim belli bir şeyden söz edilmesini sağlayan budur. Üçüncü olarak da bu ikisinden çıkan bileşik varlık. Bak burada ne demiş? Metafiziğe göndermemiş. Madde, bir güç, biçim ise bir yetkinlik. Aristoteles'in genel felsefesi bu. Madde, bir güç, biçim ise bir yetkinlik. Her şeyde işte bununla şundur. Ama yetkinlik iki anlamlı bir anlamı bilgi gibi, bir anlamı ise bilgiyi kullanmak gibi. Yani etkin ve edilgin diye kullanacak. Bilerek bunu söylüyor şimdi. En çok cisimlerin varlık olduğu düşünülür. Özellikle de doğal cisimlerin. Çünkü bunlar öbürlerinin ilkeleri. Bak Aristoteles bundan vazgeçmiyor. Adam hep biyoloji yapıyor diyoruz yani. Burada ne demiş? Doğal cisimlerin bazıları yaşama sahip, bazıları değil. Ya yani burada hep size söylüyorum yani kalem malem filan diyoruz. Gerçi diyorum antik Yunan'da bunlar olmazdı. Aristoteles'in felsefesi doğal cisimler. Diğerleri yapay cisimler yani sanayi ürünler. Onlarla sonra ilgileniyor. Doğal cisimlerin bazıları yaşama sahip bazıları değil. Adamın dış dünyada gördüğü bu canlılar cansızlar. Yaşamdan kastım kendini kendine beslenme, büyüme ve bozulma. Tamam. O halde yaşamdan pay alan her doğal cisim bir varlık olsa gerek. Yaşamdan pay alan her doğal cisim bir varlık olsa gerek. Madde ile biçimin birleşimi anlamında bir varlık. Tamam. Ama burada belli bir cisim yani yaşama sahip bir cisim söz konusu olduğuna göre cisim ruh olamaz. Nitekim cisim bir taşıyıcı gereği var değildir. Daha ziyade cismin kendisi zaten taşıyıcı ve madde olarak vardır. Zaten adam bütün fizikada cismin taşıyıcı diyordu zaten. Ya bakın dikkat edin. Bir taşıyıcı gereği var değildir cisim. Taşıyıcının bizzat kendisidir diyor. O halde zorunlu olarak ruh yaşama gücüne sahip doğal bir cismin biçimi anlamında bir varlıktır. Zorunlu olarak ruh yaşama gücüne sahip doğal bir cismin biçimi anlamında bir varlıktır. Yani Çünkü maddesi değilse ruh da varsa geriye bunun biçimi kalacak. Varlık ise bir yetkinliktir. Entelek yayı burada kullanıyor. O halde ruh böyle bir cismin yetkinliğidir. Hı hı. Tamam mı? Yazdık mı biz buraya? Yok. Tamam. Bak daha sonra buna birinci yetkinlik diyecek. Püsü he? Başım döndü kalkınca. Ne dedi? Evet, bir yetkinliktir. O halde ruh daha mı Aynı cümleyi de son cümle ne diyor? O halde zorunlu olarak ruh yaşama, yaşama gücüne sahip doğal bir cismin biçimini anlamı, biçimi anlamında bir varlıktır. Doğal cismin yetkinliğidir mi dedi en son? Evet, varlık bir yetkinliktir. O halde ruh böyle bir cismin yetkinliğidir. Entelekya. Varlık yetkinliktir derken tam... Anlamadım. Varlık yetkinliktir tam olarak... Bak, o halde zorunlu olarak ruh yaşama gücüne sahip doğal bir cismin biçimi anlamında bir varlıktır. Varlık ise bir yetkinliktir. Yani var olmuş o. Burada varlık dediği şey işte mevcut. İlke olan vücut değil yani mevcut. Fakat yetkinlik de iki anlamda. Bir anlamı bilgi gibidir. Bir anlamı ise bilgiyi kullanmak gibi. Ruh bilgi gibi bir anlamıyla yetkinliktir. Bu açık. Bak. Evet. Evet onu söylemeye çalışıyor. Bir anlamı bilgi gibidir. Bir anlamı ise o ne demiş burada? Ee, geçtik. aynı onu söylüyor. Yani bil kuvve ve bil fiil anlamda açmaya çalışıyor. Çünkü buradan sonra zaten bak bunu söylediği için bizim bu kitabın sonraki kısmında akılla ilgili ciddi işte çıkmazlarımız doğuyor. Çünkü bir anlamda bilgi gibi bir anlamda da bilgiyi kullanmak gibi bil kuvve ve bil fiil deyince akıllı da ruh da aklın şey, yani ruhun eylemi akıl olduğundan dedi ya az önce burada yazdık herhalde bu yazmamışız neyse akıl olduğundan öyleyse bir kuvve akıl bir fiil akıl olacak işte bak bu i̇bn Rüştü Mustafa Akıl filan dediği şey buradan çıkıyor işte mesela bebekte akıl mı? var mı Var ama bir kuvve bir fiile geçmedi değil mi <laughs> bak işte bu bu fikirden dolayı e, Aristoteles bunları söylemek zorunda kalıyor hep yani. Aynen devam ettiriyor. Birazdan bu, bu paragraf yani bu başlıktan sonra artık ruhun halleri diye işte duyumsama falan filan bunlara gelecek ve duyumsamayı da hep böyle anlatacak. Mesela diyor ki mesela kulak işitir ama diyor iki anlamda işitir. Yani bir işitme potansiyelinde işitir, durur. Bir de diyor ses geldiğinde fiili olarak işte enerji anlamında işlerlik kazanır. Orada diyor işleme geçmeye başlar. Adam duyulurları da böyle görüyor yani. Koku almayı bilmem neyi de böyle görüyor. Dolayısıyla sonradan akla geldiğinde aklı da böyle şey yapacak ve onun çok ciddi sonuçları olacak işte. Anlatabildim mi? Bakın Descartes'a da hatırlıyorsanız Gassendi şununla başlamıştı ya. Hani düşünüyorum öyle varım. Peki düşünmediğim zaman varlığım zail mi olur? benim varlığım bizzat düşünmeme bağlıyız. Descartes de şöyle bir şey dedi. Tam hatırlamıyorum ama. Hani ya ben bunu böyle düşünmedim pek. Değil mi? Düşünmedim pek. Evet hani benim söylediğimden bu sorun bu sonuç çıkabilir ama şimdi fark ediyorum ki ya biz hep düşünüyoruz diyor. Ya bizim düşünmediğimiz bir an yok aslında diyor. Hani bunu ne engeller ki diyor. Biz hep düşünüyoruz desem ne engeller. Biz de dedik bu iyi bir soru. Yani Descartes Başta ben bunu böyle düşünmemiştim ama şimdi düşünüyorum yine haklıyım. Çünkü hani biz hep düşünüyoruz zaten. Desem ne beni engeller? E Aristoteles'e bakarsak Bilkova halinde hep öyle zaten. Yani çünkü o da akla. Sadece bil fiil hani kaynamıyor olması düşünmüyor anlamı düşünmüyor oluşun, olduğumuz anlamına gelmiyor yani. Bizi bir şey engellemez. Kaldı ki zaten bugün de aşağı yukarı bildiğim kadarıyla insan hep düşünür. Sadece farkında olursun farkında olmazsın ama hep düşünür. Şimdi zaten akıl... <laughs> biz birinci akıl, ikinci akıl filan diye konuşurken tanrısal akıl, salt akıl, saf akıl gibi ifadeler kullanırken şunu diyorduk bakın mesela sudur teorisinde de yine Aristoteles'ten bahsed, e, e, kaynaklanan sudur teorisinde de e, birinci aklın bizzat kendisini akletmesi çünkü akledecek ikinci bir öğenin olmaması anlatırken şunu diyorduk bakın eğer akıl e, yani Tanrı diyeceğim ben iki farklı kavram kullanmak için yoksa Tanrı'dan bahsetmek için değil. Tanrı akılsa, aklın bizzat kendisi ise aklın özelliği, iyilik de öyledir demiştik. Aklın özelliği eyleme geçmesidir demiştik. Yani e, akıl, şu, şöyle bir soru var mesela. Birinci akıl kendisini akletti, ikinci akıl doğdu. Peki birinci akıl kendisini niye akletti? Birinci akıl kendisini niye akletti? Şimdi birinci akıl ya bunları bak gerçekten anlamak çok kolay da ifadeye dökmek zor. Birinci akıl akletmeden önce ikinci, üçüncü, beşinciler yoktu doğru mu? Ya sadece birinci akıl vardı. Başka da bir şey yoktu. Akletmeseydi olmazdı. Tamam, tamam bir dakika şimdi. Akletmeseydi diğer akıllar olmazdı. Ve varlık aleminde hiçbir şey olmazdı. Ya da işte birinci akıl olurdu. Başka bir şey olmaz Ya Tanrı'nın kendisi olurdu. Peki neden akletti? Zorunlu olarak akletti işte. Bunu söylemek istiyorum. Sudur'da zorunluluğu yakalamak için bunu söylüyorsun. Zorun yani bak aklediğimde iyi şeyler olsun diye yapmadı yani. İrade bir şekilde akletmedi birinci akıl. Birinci akıl zorunlu olarak akletti. Peki birinci aklın zorunlu olarak akletmesi ne demek? Şu demek. Akılsa akıl zorunlu zorun yani zorunlu olarak akletme yani saçma oldu cümle de. Akletmek zorunda yani. Bak iyiliği de böyle görüyorlar. İşte sudurcular. Diyorlar ki bak iyi yani ancak <laughs> eylemdeyken iyi ha bir şeye iyi diyorsak o hep eylem halindedir İşler halindedir yani <laughs> dur dur bir dakika ya o dinamis halde iyi iyi olmaz hatta bazı hocalar var işte pasif iyi aktif kötüdür gibi böyle şeyler yapıyorlar filan yani iyi ancak hani bu öyle bir kavram ki entelekya da enerji ya da kendisini gösteriyor ya biz ne zaman iyi var iyi görüyorsak bir eylem halinde görmekteyiz onu. O pasifize olduğunda biz ona iyi demiyoruz zaten. Anlatabildim mi? Şimdi akıl da öyle. Akıl sanki yani biz bir yerde akıl görüyorsak ya akıl orada işler halde olduğundan akıl görüyoruz. Ya ona akıl diyoruz yani. İşler halde olmasa biz onu görmeyeceğiz zaten. Şimdi sen birinci akla birinci akıl diyorsan o işlemiş ki sen ona birinci akıl diyebiliyorsun. Anlatabildim mi? Yani akıl olmanın verdiği zorunlulukla aklediyor. O yüzden sudur burada zorunluluğu keşfediyor, yakalıyor. Dolayısıyla birinci akıl 2, 2 3'e, 3 11'e geldiğinde bunların hepsi zorunlu olarak geliyor yani. Burada irade yok. Yani aklın doğası gereği bu var. Böylece adam neden sonucu da yakaladığını düşünüyor. Onu kurtardığını düşünüyor yani. Ha i̇bn Sina ya falan bu yüzden de eleştiri getiriyorlar işte. Ya sen ne yapıyorsun arkadaş? Yani Tanrı'yı zorunluluğun ilk halkası yaptın diyor. Allah'ı zorunluluğun ilk halkası yaptın. Dolayısıyla Allah tikeli bilir mi? Hani bilmiyor. Ama bilmiyor demiyor i̇bn Sina. Bak bilmiyor derse yani bir Müslüman olarak bunun böyle tuhaf bir çıkmaza düşeceğini fark ediyor. Bir de Allah'a bilmiyor demenin büyük bir problem olduğunu da biliyor. Yani saf akla bilmiyor diyemezsin. Bunu da biliyor i̇bn Sina. Öyleyse i̇bn Sina da Allah tikeli, tikel tarzda bilmez. Yani bilemez. Tikeli tümel tarzda bilir. Yani yine zorunluluk ilkesiyle bilir. Ne demek bu? Tikeli tümel tarzda bilmek ne demek? Zorunlu sonuçlarından biliyor. Çünkü bak bak bunu düşündüğünüzde i̇bn Sina haklı. Çok yorucu ya. Haklı. Neden haklı biliyor musunuz? Çünkü Tanrı bilmesiyle, Tanrı bilinciyle. Ya burada Tanrı dediğim yani birinci akıl daha kolay olduğundan Tanrı diyorum. Ya amacım gerçekten Tanrı'yı konuşmak, Allah'ı konuşmak değil yani. Tanrı bilmesiyle, insan bilmesi, Tanrı bilinciyle insan bilinci aynı değil. Çünkü insan bilinci zamanla akışkanlıkla yakalar. Yani bir şeyler girer orada bir akışkanlık olur, değil mi? Yani zamanın kendisiyle insan bilinci aynı şeydir. Bir değişim olacak, bir süreç olacak ki bir bilinç olsun. Bellek tam oraya gelecek merkeze. Tutacak, açacak, eskilerden getirecek, hatırlayacak. Sen sü sürecin olduğunu fark edeceksin. Buna bilinç deniyor zaten felsefede işte. E Tanrı için böyle olmaz ki. Tanrı için geçmiş gelecek. Tanrı bilmesi nasıl bilmedir? Her şeyi oldukları gibi oldukları anda bütün sonuçlarıyla bir anda T0 anında görür. Ya Allah için hatırlamak olmaz. Allah için fikir değiştirmek olmaz. Allah için yad etmek olmaz. Ya birinci akıl için bunlar olmaz. Neden? Çünkü bi, yani onun bilme süreci e, birinci başka. Yani zaman yok onda. Evet yani her şeyi yani anı yaşamak var ya sadece Tanrı için geçerli aslında. Tanrı hep anı yaşamakta yani. Tanrı için bir öncesi bir sonrası olamaz. Birinci akıl için bu olamaz yani. O yüzden şimdi İbn Sina diyor ki bak benim boyun ağrım var. Tamam mı? Benim boyun ağrımı Tanrı nasıl bilecek arkadaş diyor? Bilemez. Ya bu çünkü oluş bozuluşla, süreçle, zamanla, şunla bunla. Tanrı bunu bilir de. Bak, bilemez demiyor. Bilir de nasıl bilir? Tümel bir şekilde bilir diyor yani. Hani zorunlulukla bilir. Peki irade nerede? Ben zaten düşünceye çekilip de iradeyi koyabilen bir adam daha yeryüzünde görmedim yani. Hakikaten. Yani iradeden ziyade özgürlüğü koyabilen bir adam ben görmedim. Yani ister batıdan bak ister 2020'den bak ister konfüçyusa zerdüşte git bilmem doğuya git şunun yok yani. Bu konuşmaya başlandığında irade yok. İrade vakada var ama düşüncede asla kendisine bir yer bulamıyor. Tamam mı? İki türlü de tanrıyı teyze etmiş oluyorsun. İlgisini ayrıca anlama teyze ediyorsun. Tanrıya bir irade atık etmiyorsun. Tabii. İnsanlar gibi Güzel. Güzel, güzel. Evet. Bak böyle evet, şey yapmamıştım hiç. Yani, birinden birini seçemiyorsun işte. Ya bu ya bu Evet, evet. Bak. Seçti, yani? Ya bu adamlar ne dediğini bilen adamlar. Bak. Aristoteles'ten bu geliyor işte. Biz nereden onu söyledik? Nereden bur buraya geldik biz? Şimdi hani burada zorunluluk dayatmaktan söz ediyorduk. Yani e, akıl, saf akıl. Ha, şey, hatırladım. Bil kuvveyi, bil fiili -Kuvve -Kuvve şey yapmak için söylüyorduk. Yani eğer sen birinci akıl var demek zorundaysan. Aristoteles için dememiz gerekiyor. Yani neden dememiz gerekiyor? Bak ruh için yer değiştirme hareketi ilneksel bir harekettir Aristoteles'te tamam mı? Neden? işte o gemi kaptanının örneğini veriyor. Yani o bütün gemiyi hareket ettirir. Bu ilneksel anlamda. Ruh bir yerden bir yere hareket etmez. Niye? O zaman dualist bir ruh olmak zorunda. E o da olmaz diyor. Şimdi Tanrı'nın e, akletmesi. Yani niye bir birinci akıl var? Birinci sonsuzluğa götürüyor bizi. Sonsuzluğa düşürüyor diye bir yerde onu durduruyor ve diyor ki bu akıl bu akıl kendisi hareket etmez. Hareket etse ilneksel anlamda etti derdik. Hareket etmez. Bu akıl hareket etmeden anlamlandırır. Hareket ettirir dediği de o yani. Bir anlam verer. Yani akleder diyor yani. Hani şöyle bir dokunuş değil yani. Öyle bir tanrı da yok çünkü ya. Ya tanrı da o maddeye içkin bir şey. Tanrı da o form yani. Değil mi? E peki ne yapıyor? Ya şöyle dışarıdan bir şekilde dokunmuyor ki. Sadece o haileye, o ilahi madde, o, onun kendisi sanki Tanrı tamam mı? Öyle bir tuhaf bir şey yani. Anlamlandırıyor. Yani aklediyor. Peki neden akletti? Zorunlu. Neden? Çünkü akıl kavramı gereği akletmeyi zorunlu kılıyor. Bekar evli olmayandır demek gibi. Çelişik yani. Akıl olup da akletmemesi çelişik. Kavramsal olarak çelişik. Bak Descartes de burada duruyor. Hani bunu kabul ediyor görünüyor yani. Biz biraz tabii oynadık Descartes'le da. Kant da bunu sanki bu anlamda kabul ediyor yani. Hani kavram olarak aklın bil fiil bir şey olması gerekiyor yani. Sonuç doğurması için. işte. Şimdi ne demiş bak. Fakat yetkinlikte iki anlamlı. Bir anlamı bir anlamı bilgi gibidir bir anlamı ise bilgiyi kullanmak gibi. Ruh bilgi gibi olan anlamıyla yetkinliktir bu açık. Çünkü uyanıklık kadar uyku da ruhun mevcudiyetini gerektirir. Bak ruh bilgi gibi olan anlamıyla yetkinliktir. Çünkü uyanıklık kadar uyku da ruhun mevcudiyetini gerektirir. Uyanıklık bilgiyi kullanmaya denk düşer. Bak ne diyordu? Bilgi gibi, bilgiyi kullanmak gibi. Uyanıklık bilgiyi kullanmaya enerji hali denk düşer. Uyku ise bilgiye sahip olup da onu işletmemeye denk düşer. Bir kişi de oluş bakımından önce gelen bilgidir. Bak Gökhan az önce bunu söyledi. Kavramsal olarak hani gelmesi. Oluş bakımından önce gelen bilgidir. Bu yüzden ruh yaşama gücüne sahip doğal bir cismin birinci yetkinliğidir. Burada birinci yetkinlik ne demek oldu? Ruhun bilme potansiyeli olması. Ruh Aristoteles'te bilme potansiyelidir. O malzemenin, o mevcudun bilme potansiyelidir. İlk tanımı bu ruhun. Birinci yetkinlik dediği bu bakın. İkinci yetkinliği ne olacak? Bilmeye başlama olacak. Enerji hali olacak. Oldu mu? Bak şimdi az önce Hı. dedim ya şimdi böyle dedi birazdan bunu açacak diye üçün A bende diyelim dedik püsüye doğal cismin yetkinliğidir birinci yetkinliğidir. Ne demek? Birinci yetkinlik. Yani bilme Potansiyel. potansiyelidir. Neyin? Doğal cismin bilme potansiyelidir. B ikinci yetkinliğidir. Yani bilmeye başlamasıdır. Uyanmak gibi. Bakın biz bunu üçüncü yetkinlik, dördüncü yetkinlik diye böyle sonsuz kadar yetkinlik götürebiliriz yani. Ya bundan doğabilecek mesela bilmeye başlamasının, bilmenin bir sonucu mesela eylem. Üçüncü yetkinliği, attım yani şimdi kafada. Üçüncü yetkinliği. Doğal cismin eylemesidir. Dördüncü yetkinliği. Eylemden bilmem evdaimon hayata ulaşmasıdır. Oluyor mu? Böyle gider yani. Ruh ta, ruh, ta, güzel, güzel. Güzel. Evet. Zaten onları hep anlatıyor ve buralarda Platon haklı falan da diyor yani. Ben hep atladım oraları. Ne kadar oldu? <laughs> Bitirelim öyleyse. Devam ediyoruz değil mi bundan sonra öyleyse? Tamam. Ee, bu yüzden ya, ruh yaşama gücüne sahip doğal bir cismin birinci etkinledir. Şimdi böyle bir cismin organik bir böyle bir cisim organik bir cisimdir. <laughs> ne demiş organik sözcüğü metinde kullan geçtik. Böyle bir cisim organik bir cisimdir. İşte kendinden doğal olan canlı. Bitkilerin kısımları bile gayet basit olsa da birer organdır. Örneğin yaprak kabuğu kabuk meyveyi örter. Kökler ise besin aldığı için ağza denk düşer. Bütün ruhlara ortak bir şey söylemek gerekiyorsa bu organik doğal bir cismin birinci yetkinliğidir diyeceğiz. Tam bak şimdi giderek daha bir amaca şey yapıyoruz. Öyleyse dördüncü bent. Ne dedi? Ya doğal yazmamıza gerek yok. Bugün organik bunu şey yapıyor. Organik cismin birinci yetkinliğidir. Bakın Aristoteles de bu iş öyle bir noktaya gelecek ki bu dört numara var ya varlığın bizzat kendisinin sebebi olacak. Bütün hepsinin. Metafizikte. Yani her şeyi başlatan şey canlılık. Aristoteles'te. Metafiziğin 8, 9, 10 bununla uğraşıyor. Her şeyi başlatan şey. Ama nasıl? Şimdi o başka bir konu. Çok iyi bir konu. Bakın tam tam dibi yani. Aristoteles felsefesinde vallahi ben başka yerlerde de böyle bak tam dibindeyiz, tam dibindeyiz dedim ama tam dibi bu. Hep bununla ilgili olduğu yerde söyledim zaten. Adam bunun canlılığın yani şuraya yazayım böyle hikayenin tam bizzat kendisi olduğunu söylüyor ya. Her şey bu yüzden var diyor yani organik doğal bir cismin birinci etkinliği olacaktır dolayısıyla bal mumu ile şeklin bak bu örnekleri artık biz tahmin ediyoruz yani tunç küre falan filan ba bal mumu ile şeklin genel olarak da madde ile onun maddesi olduğu şeyin bir olup olmadığını araştırmaya gerek olmadığı gibi ruh ile bedenin de bir olup olmadığını araştırmaya gerek yoktur bak bu çok iyi bir cümle yani aristoteles felsefesi için bak buna gerek yok diyor sen meseleye yanlış baktığından var derken, varlık derken, var olanlar derken varın kendisini yanlış açtığından tuttun ruh şöyle midir, böyle midir, bedenle şu mudur, bu mudur diye yapay sorulara düştün diyor. Sen eğer varlığı doğru tanımlasaydın, metafiziğin girişi var, hangi anlamda var, şu anlamda mı var, bu anlamda mı var filan diyor. Sen bunları doğru sorsaydın, sen zaten bu sorulara düşmeyecektin. Hiç gerek bile yoktu. Ben bu kitabı da yazmama da gerek yoktu diyor yani. Çok gaza geldim. <laughs> Ruhla bedenim, bak şimdi dipnotunu okuyorum. Ruhla bedenin bir olup olmadığını sormanın gereksiz olduğunu ifade eden bu parça hilo, hiloformizm. Hatırlıyor musunuz? Biz hiloformizden bahsetmiştik. Yani Aristoteles'teki var olanlar hiloformik diyorduk. Hilomorfik. Hilomorfik Hilo yani haile morfe. Bu tek bir şey ya. Ben bunu işte şeye benzetiyorum. Einstein'ın uzay zamanına benzetiyorum. Anladınız mı? Bak şimdi sen Einstein'ı böyle... E, diyelim günlük hayatta, magazinde, Facebook'ta, orada burada... Konuşurken kafede mafede de ya uzay zaman filan diyorsun. Bak hala uzay ve zaman diye iki şey var diye zan yani birdenbire ağzından böyle çıkıyor. Bak Aris şey de Einstein de hakikaten uzay zaman yani bambaşka bir şey yani. Uzay değil zaman da değil yani. Bambaşka bir şey. Ya yani onu aslında uzay zaman bile dememek lazım böyle iyice anlamak için. <laughs> Hatırlıyor musunuz metafizikte Aristoteles beyaz el, şey elbise diyor ona. Hatırlamıyorsunuz. Bak bilişik yargılardan filan bahsederken bazen diyor ya şimdi uzatacak işi de. Bazı dillerde diyor tek kelime Yunanca'da iki kelimeyle ifade ediliyor olabilir diyor yani. Ha bu bizde bileşik olması derken ben onu kastetmiyorum filan. Basık vurun basık vurun diyor. Ben onu kastetmiyorum filan diyor. Mesela ben bunu elbise diyeyim diyor. Hani Yunanca bak ne kadar zeki adam ya. Hani bizde iki kelimeyle ifade edilen bir şey bir başka dilde bir kelimeyle ifade ediliyorsa ne olacak o zaman diyor. Hani bileşik yargı burada başka orada başka mı olacak diyor. Ben dildeki bu bileşiklikten bahsetmiyorum. Anlamdaki bileşiklikten bahsediyorum falan diyecek. Onun için hadi gel buna elbise diyeyim ben bundan sonra falan diyor. Şimdi say ki Aristoteles'in bak hilomorfik, hayle morfe olan hilomorfik maddesi ya elbise gibi bir x diye, diye düşünüyor yani. tek bir şey. Anladınız mı? Hani biz onu öyle ifade etmek için böyle söyleniyor da söylüyoruz da tek bir şey ya da uzay zaman elbise olsun mesela o anladınız mı? Ya uzay yok zaman yok ya filan diyor Arist Einstein ya ne var elbise var filan yani çarşaf var bir de o çarşafla veriliyor ya böyle demek lazım yani. Şimdi demiş ki Rula bedenin bir olup olmadığını sormanın gereksiz olduğunu ifade eden bu parça hilomorfizm olarak adlandırıla gelmiş olan yaklaşımı benimseyenler için oldukça önemlidir. Gerçekten de Aristoteles için madde ve biçim dolayısıyla bedenle ruh birbirinden müstekil tarzda var olamazlar. Madde ve biçim bedenle ruh müstekil tarzda var olamazlar. En azından ay altı alemde bu böyle. Bu soruyu gereksiz kılan diğer bir neden de Aristoteles'in metafizikte farklı anlamlarını serimlediği birin en esas en hakim bir anlamının yetkinlik, enteleke olması, ruhun da zaten bedenin yetkinliği olmasıdır. Öte yandan aklın yani nous Aristoteles için bedende beyin beyin gibi bir karşılığı olmaması dolayısıyla müstakil olma imkanını işleri epey zorlaştırır. Müstakil olma imkanını zorlaştırır. Adam zaten bunun akıl kısmında ya duyuların bir şeyi var, organı var, bir merkezi var. Aklın yok öyle bir merkezi diyor. Ya aklı şuramız aklediyor, buramız aklediyor. Yok. Dün akşam Ekrem abiyle bayağı uzun uzun konuştuk. Eee Burada bitiriyorum ben. Dur, şey bitirelim 412 B9'da şey yapalım, buraya geri dönelim. Birinci. Dolayısıyla balmumu ile şeklin araştırmaya gerek. Bir ve var olmak birçok anlama geldiğine göre esas anlam yetkinliktir. Ha, bunu araştırmaya ruh ile bedenin de bir olup olmadığını araştırmaya gerek yoktur. Bir ve var olmak birçok anlama geldiğine göre esas anlam kiros yani yetkinliktir. Entelekya'dır. Biz de hep söylüyoruz zaten. Adamın felsefesinde yüce amaç enteleke zaten. Tamam. Şimdi 412 B9'da sayfa 89'da kaldık. Biz Gassendi Descartes'teyiz ama. Aristoteles'te değiliz. Ama bu paragrafı açıyoruz artık. Açacağız. Çünkü Aristo e Descartes Aristoteles'in püsüyeyi e kullandığını düşünüyor. Ve onun sonuçlarıyla uğraşıyoruz şu anda diyor. Adam böyle söyledi. Bu bana kadar bize kadar geldi. Biz de diyor bir öyle bir böyle filan diyoruz diyor. Bu böyle değil diyor yani. Tamam mı? Ama biz bugün Aristoteles'çiyiz, Aristoteles haklı Aristoteles buluyoruz, yarın Descartes'çi olacağız, Descartes'i haklı bulacağız. Aynı mesela onun gözüyle bakacağız. Şimdi araya gideceğim. E, bu önemli. Yani adam şu ana kadar ne yaptı? Bir etkin, bir edilgin halde, bir güç halinde tuttu onu. Birinci etkinlik, ikinci etkinlik ve güç. Pülsüye bunların üçü. Tamam mı? Bir güç, bir olma hali, bir potansiyel dinamis. Sonra bir, birinci enerji entelekya, ikinci entelekya diye bu 3-4-5 diye de gidebilir. Ve bunun bir organı da yok. Ha bu neden önemli? Bu sonraki, bir sonraki haftada konuşacağımız şey. Adam açıkça söylüyor. Hatırlıyorsanız ben size demiştim. Hani biri e, tarihsel ekolde kalp akleder e, diyor Kur'an. Demek ki tarihseldir. Çünkü beyin akleder dediğinde biz adamla tartışmıştık. Yani akıl metafizik bir kavram, beyin akledemez filan diye. E, Adam anlatamamıştık bunu adama yani. Bak Aristoteles çok daha evvelden mevzuyu kendince kapatıyor yani. Hadi o halde genel olarak ruhun ne olduğu söylenmiş oldu. Biçim anlamında kataton logon varlık yani belli bir çeşit cismin neyi diyor. Biçim anlamında varlığın bizzat kendisi. Şöyle balta gibi bir alet doğal bir cisim olsaydı balta olmaklık onun varlığı dolayısıyla da ruhu olurdu. Aklınızda tuttun mu tamamdır bu iş işte onun işlevi, fonksiyonu. Bunu çıkart artık o balta olamazdı. E, tabii canım ağzı düz olan balta olur mu? Yalnızca ismen balta olurdu. Gel gelelim o bir balta. Ruh böyle bir cismin değil, hareket ve durma ilkesini kendi içinde taşıyan, fizik adam beri konuşuyoruz, belli türden doğal bir cismin neydiği ve biçimidir. Tamam bu söyleneni bir de bedenin kısımlarında görmek gerek. Eğer göz başlı başına yaşayan bir şey olsaydı onun ruhu görmek olurdu. Çünkü gözün biçimi, gözün biçim anlamındaki varlığı bu. Gözün biçim anlamındaki var. Bakın bu cümle kalsın aklınızda. Gözün biçim anlamındaki varlığı bu. Çünkü bu adam varlığı ayırmıştı. Gözün madde anlamında da bir varlığı var. Doğru mu? Onunla ilgilenmiyoruz. O saydamdı, şuydu, buydu filan. Onunla ilgilenmiyoruz. Gözün biçim anlamındaki varlığı bu. Görmek. Göz görmenin... Göz görmenin maddesidir ve görmek çekip çıkarılırsa göz artık göz değildir. Taştan veya çizilmiş bir göz gibi e, yalnızca ismen gözdür. İşte teşkiki dediğimiz bu. Hani şey diyorduk ya at vardır bir de tabloda at vardır. Hani ikisi de attır ama ikisi aynı anlamda at değil. Bedenin bir kısmı hakkındaki söylediklerine geçti. Yaşama gücüne sahip olan beden ruhunu kaybetmiş olan beden değil ruha sahip olan bedendir. Tamam Bak ne demiş burada? Yani ölü bir beden yalnızca ismen bedendir. O daha ziyade cesettir. Söz konusu organik doğal cisme beden dememizi sağlayan ruhtur. Bu bağlamda ruh bedenin biçim ya da logos anlamında varlıdır. Ruhun bedenden müstakil olmadığı ya da doğasında kısımlı olmak varsa ruhun bir kısmının bedenden müstakil, bedenden müstakil olmadığı konusunda bir belirsizlik yok. Çünkü ruhtaki bazı kısımların yetkinliği bedenin bazı kısımlarına aittir. Ruhtaki bazı kısımların yetkinliği bedenin bazı kısımlarına aittir. Ancak ruhun öyle kısımları da vardır ki hiçbir bedenin yetkinliği olmadıkları için en azından bunların müstakil olmalarına hiçbir engel yoktur. Faal akıl burada <laughs> kendisini gösteriyor. Bakalım daha var ama faal akla. Burada faal akla kastediyor. Yani dediğim gibi Aristoteles faal akıl diye bir ifade kullanmıyor bildiğim kadarıyla. Bu İbni, e, şey, Farabi'nin ifadesi müstakil akıl. Tamam mı? Ancak ruhun öyle kısımları vardır ki bedenin yetkinliği olmadıkla, olmadıkları için en azından bunların müstakil olmalarına hiçbir engel yoktur. <laughs> Ayrıca ruhun bedenin yetkinliği olması gemecinin geminin ki olması gibi orası belirsiz. geçtik. Şimdi bariz görülmesine rağmen açık olmayan şeylerden hareketle açık olana ve aklen daha daha çok tanınana ulaşıldığına göre bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Fizikada ilk, ilk bölümde söylüyordu. Açık olmayandan açığa gideceğiz diye. Ruh konusunu şimdi bir de böyle kat etmeye çalışmak gerek. Çünkü tanımlayıcı ifade birçok tanımın horizmos, birçok tanımın yaptığı gibi olguyu belirtle, belirtmekle yetinmemeli, nedeni de içermeli ve görünür kılmalı. Çok güzel bir ifade bakın. Tam tanım diyoruz işte bunu değil mi? Yani tanım ne diyor? Olguyu belirtmekle yetinmemeli, nedenleri, Bilmek, nedenleri bilmektir. Bunun için tümeller gerekir. ikinci tözler, genoslar gerekir, cinsler gerekir. Bunları bilmek evet. gerekir. Mantıkta konuşuyoruz. yeter sebepten çok mu farklı oluyor? Nedeni bilmek derken. Yeter sebepten nasıl farklı? Güzel. Süper. Hı -hı. Farklı değil. Aristoteles'te de farklı değil. Aristoteles'te de yeter sebebi bilmek gerekiyor ama Aristoteles'in yeter sebebi... Güzel bir ifade. Aristoteles'in yeter sebebi bu anlamda telos. Ne? Telos. Telos. Hı -hı. Orada kendisini dinamiste belirliyor. Yani bir kuvve halinde belirliyor. Ve biz o açığa çıktığı zaman öğreniyoruz. Yani Aristoteles'te yeter sebep var mı? Var. Nedir o? Her nedense. Bakayım ben ona bakacağım. Bu şu ama. Yani bir ağaç hani söylüyordum size. Bir ağaç şurada. Neden burada değil de burada? Orada olmak zorundaydı. Şimdi Leibniz ne diyor? Evet orada olmak zorundaydı. Aynı mı şu anda? Aynı. Yeter sebep nedir? Ya bunu burada tutan bir şey var mı? Var. Leibniz ne diyor? Bunu burada tutan bir şey var diyor. Yani bu burada değil şurada e, olamazdı. Burada olmalıydı. Aynı mı burada ikisi? Tamam. Aristoteles'in şimdi üçüncü basamakta söylediği şey şu. Peki bu ağacı burada tutan şey ne? Leibniz de diyor ki bu ağacı burada tutan şey ne? Bu da aynı. Hadi dördüncü basamak diyelim. Aristoteles diyor ki faili bunu buraya koymuş. Şimdi o fail tabii ki dinlerdeki gibi Allah pıt diye orada yarattırmadı. Yani tohum oldu bilmem ne oldu falan filan ama şunu söylüyor Aristoteles bir amaca yönelik olarak o orada. Tamam mı? Yani en sonunda bunu böyle geri götürdüğümüzde mutlak irade hani Tanrı demiyorum bir dakika ona. Mutlak irade çünkü o içinde entelekeyi barındıran bir silsile. Onu orada görmek istedi. Yani onun orada olması gerekiyordu. Leibniz'de ise rasyo onu oraya koyuyor. Ne demek bu? Yani yeter sebep ilkesi nedir diye ikisi de sorduğunda biri telosu görüyor, biri rasyoyu görüyor. Biri amacı görüyor. Yani onun orada olmasının sonraki sonuçlarına bakacak. Demek ki bu bundan dolayı buradaymış diyecek. Layık biz burada mutlaka bir rasyon, bir matematik var diyor. Evet. Şimdi, şimdi tabii. Şimdi niye bunlara rasyonel deniyor? Kimlere rasyonel deniyor? Evet. Descartes, e, Spinoza, Leibniz. Bunlar niye rastlıyoruz? Bunlara karşı kim var? Ya böyle çok şeyde. Bunlar bu, en Bunlar hani kafada olması için. Yani illa böyle sınıflandırmak zorunda değiliz ha. Yani bunlar kendi içinde çok ayrı şeyler söylüyorlar. Ama hakim görüş mesela Ahmet Cevizci'ye, Russell'a şuna buna gitseniz böyle. Bunların karşısında bu üçlüye karşı bir üçlü oluşturalım. David Hume, John Locke, David Hume ve Stuart Mill. Mill'i saymaya gerek yok. O çok... Yani daha sonradan... Hume. Ee, tabii en güçlüsü de Hume tabii yani. Tamam şimdi bunları geçtik. Niye yazdım öylese değil mi? Bunları geç. Şimdi Descartes'la bunlara rasyonalist niye deniyor? Keşke silmeseydim. Diğerlerine de empirist niye deniyor? Bunlar da rasyoya dayanıyor olsa gerek. Rasyonalist dediklerine göre. Ama rasyo da yok hocam. Tabii anlıyorum. Şimdi niye bunlara rasyonalist deniyor? Bunlar çünkü ak aklı yani şeyi kullanıyorlar. Matematiği kullanıyorlar bunlar. Matematik var. Tamam. Yani ne demek o? Evet. Öbürleri de laboratuvarda deney yapıyorlar. Yani bazı şeylerin Doğru. aynı sonuçları vermesini bekliyorlar yani. Ha birisi akılda yapıyor, birisi Bak şimdi. Habib Doğru Kava yani. Özgü gibi ta ta tasnif yapacağım, tamam mı? Çok basit olsun diye. Şunu dedik. Şöyle çizelim böyle. Mantık bize her hakikati verir. Kim bu? Aristoteles. Aristoteles. Matematik bize her hakikati verir rasyonalistler. Deney bize her hakikati verir. Empirik. Şimdi ne demek bakın. Burada ufak bir operasyon var. Adam demişti ki ya mantık bizim bir itirazımız yok demiştik Descartes hatırlıyorsunuz. Ama bu retoriğin bir alanı. Zaten bildiğimizi daha iyi ifade etmenin, belli şeyleri daha iyi ifade ederek açınca aradaki o şeyleri görerek, hani detayları görerek ha bu böyleymiş diye farkındalığı arttıran şeyler. Hani sanki yine Bekar evli olmaktır hani analitik yargılardaki gibi. Ha biz niye yapıyoruz bu yargıları diyordu Kant. Ha durumu belirginleştiriyoruz. Yani hatırlatıyoruz, açıyoruz arasını falan diyor. mantık böyle. Ha, bize burada yeni bilgiyi verecek olan matematik aslında diyordu. Değil mi? Deneyde işte biz zaten bizde sıfır geliyoruz. Biz her neyse deneyimliyoruz. Oradan öğreniyoruz diyordu. Değil mi? Şimdi bu ikisi birbiriyle biraz kardeş gibi mantık yerine matematiği mantığı da kullanmak üzere şey yapınca rasyoya bu işte bakın şeyin logos dediği şey yani Aristoteles'in dayanarak bir analiz yapıldı, yapıldığında ortalık şey yapıyor, çıkıyor. Şimdi bu şu demek. Her şey mantık ve matematiğin rasyonelistlerde hükmü altındadır. Anladınız değil mi? Ha işte, az önce söylediğimiz şey buydu yani. Şimdi düşünülürler de çelişmezlik Tamam mı? Olgular da yeter sebep. Bunlar olacak diyor. Şimdi aynısık Aristoteles'te var bakın. Çelişmezlik Aristoteles'te her şeyi konuşabiliyor zaten bir numara dedik. Yeter sebep de Aristoteles'te amacı bize veriyor. Buradan telos, telostan da metafizik çıkıyor. En üstte bir irade çıkıyor bu çıkıyor. Tamam mı? Yeter sebebi rasyonelistler sormaya başladığında aynı soruyu rasyonelistler sormaya başladığında amaç değil de bir rasyoya matematiğe gidecekler. Yani bunlar bakın Kant da erken dönemde bunlarla bunlardan biriydi. Erken dönemde gençlik yazılarında elimizde var yazıları çünkü. Bunlardaki mesele ne? Bunlar Tanrı ile Manrı ile bir problemi yok bunların. Dahası Spinoza'da, Descartes'de biliyorsunuz Spinoza'da birinci töz yani Tanrı. Bir problem yok. Ve bunlar ne yapmaya çalışıyor? Sadece şunu yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki bu yeter sebep ilkesini Descartes'tan alıyorlar. Descartes'te böyle bir ifade yok aslında. Ama bu Kartezyen felsefeden alıyorlar. Descartes'tan. Diyorlar ki ya biz yani Tanrı büyük şey cümle bu. Tanrı her ne yaparsa yapsın mutlaka bir rasyoya dayanarak yapmaktadır. Hani bizde şimdi şey var bunların. Sünnetullah. Hani ya işte mucize olamaz. Sünnetullah aykırı. Sünnetullah işte neden sonuç ilişkisi falan filan. Yani bunlar yeter sebep ilkesi derken neden sonuç ilişkisi içerisinde her şeyi açıklayabilmeyi görüyorlar. Bakın Kant'ın ilk dönemde yapmak istediği şey ne? Kant'ın ilk büyük çalışmasını biliyor musunuz siz? Depremden sonra Deprem, de sonra. Deprem neden oldu? İlk diyorlar. fizikle uğraştı. İlk fizik. Fizikle uğraştı. İlk Bakın ilk 2-3 çalışması şöyle. Birisi Newton fiziği. Makalesinin adı bu. İkincisi fiziksel monatlar. Fiziksel monadoloji. Yani Leibniz'in monatlarını şey yapmak istiyor. Şöyle. Bakın şöyle bir problemi var Kant'ın. Yani şöyle bir problem görüyor Kant. Kant bir taraftan Alman metafiziğinin önemli bir parçası, önemli bir devam ettiricisi. Yani buraya tamamıyla inanıyor. Leibniz felsefesine inanıyor. Bak Kant için bir Leibniz, iki David Hume çok önemli iki isim yani. yani bu çünkü analitik, sentetik yargısı aslında David Hume'dan. Bak bir taraftan empirik nasıl? Aynen üç dönemsel olarak. depremi diyordu. Evet. Bu öğrendiği zaman bir de Rusya'yı Tabii şimdi ben hani Rusya'ya girmiyorum çünkü iyimserliğini Rusya'dan alacak sonra da kızıyor Rusya'ya. Yani yanıldım ben diyor. Kötümser bitiriyor işini. E, yargı eleştirisinden sonra. Şimdi bakın burada buna karşılık bir üçlü yazmıştık. Kant ikisinden de besleniyor. Buradan Leibniz'den, buradan Hume'dan beslenerek. Şöyle bir şeyin derdinde Kant. Ben diyor. Şimdi Newton var ortada. Ya bambaşka bir dünya yarattı yani Newton değil mi? İtme çekme kuvvetlerini koydu ortaya. Ya ben öyle bir şey yapayım ki. Ben Newton mekaniğini tutayım. Ama öbür taraftan Kant'ın meşhur bir sözü var erken dönemde. Bana maddeyi verin. Ben size yaprak vereyim diyemiyorum diyor. Anladınız mı? Ya bu canlılık. Hani diyorum ya size canlılık bir olumlamadır diyor Kant. Bunu aşkın bir şeydir diyor. Ben bu çelişmezlikle ve Newton mekaniğiyle ben iradeyi açıklayamıyorum diyor. Şimdi Kant'ın baştaki amacı şu. Newton'la Leibniz'i birleştirmek. Neyi? Ne demek bu? Newton mekaniğini ben kullanayım. Leibniz'in de monatlarını kullanayım. Böylece Leibniz monatların da tanrısal bir yere gidiyor. Çünkü Leibniz'in monatları nasıl? Bir anda yaratılırlar. Bir... Dur dur dur. Bir anda yaratılır monatlar. Ne demek bu? Monatlar hani bölünemez parça. Bak bu yani bizim Ebu Huzeylin söylediğinden çok farklı bir şey değil yani. Hakikaten değil. Bizim Cevher Aras teorisinden çok farklı bir şey değil yani monatlar. Diyor ki monatlar bir anda yaratılır. Monatlar çok küçüktür. Hepsi e, yani birbirleri arasında etkileşim olamaz. Bakın bu aynısı Ebu Huzeyl'de de böyle demiştim size. O kadar küçükler cisimleri hani miktarı vardır falan diyor. Böyle hacmi macmi bir şey olmaz. Allah yaratır durur arazları diyordu. Değil mi? Ha, monatlar birbirlerinden etkilenmezler. Etkilenemezler. Bak inşallah Descartes'ten sonra birkaç ay sonra Leibniz'e yani Spinoza'ya Leibniz'e geçeceğiz. Göreceğiz yani. Sırf bunu konuşacağız zaten. Bir taraftan monatlar şöyle noktalarsa her şey monatlardan oluşur. Ama bu monatlar arasında bir iletişim olmaz bir bağıntı, bir etkileşim olmaz. Tabi Monad'ın buna müsait değil yani. Adam Monad tanımı buna müsait değil. Olamaz yani. Bak neden olamayacağını filan Leibniz uğraşıyor. Anlatıyor yani. Şimdi bu Monad'lar da bir anda olduğundan bir tanrıyı. Şu şekilde bu şekilde fark etmez. Bir tanrıyı gösteriyor kendisine. Tanrı Monad'ları yaratır. Şimdi Kant'ın zihninde genç dönemde 1750-60 yılları arasında genç dönemde şu var bu mekaniğin üzerinde bir şey var. Tamam mı? Bu tanrı dedikleri var yani. Başta bak sonradan böyle düşünmüyor yani. Kritik de bu böyle değil. Ama o yolu iyi görmek lazım Kant'ta. Ben bir taraftan bu aşkın olanı, bu monatları tutayım. Çünkü monat bana mantıklı geliyor. Alman felsefesi o yıllarda bunun üzerine yani. Ama öbür taraftan Newton mekaniğini de koruyayım. Çünkü Newton mekaniği de doğru yani aşikar. Ama ikisi arasındaki problem ne? Şöyle bir şey. Laibniz'in monatları kendi içinde başlayıp biten bir kapalı sistem. Yani Laibniz'in mekan teorisi kapalı bir sistem. Anladınız mı? Hani birbirleriyle etkileşim olmadığından mekan sabittir Laibniz'de. Aristo gibi yani. Dur Aristo'yu karıştırma şimdi. O biraz işi bozuyor Aristoteles. Başka bakıyor. Anlatabildim mi ben bunu? Yani monatlar sürekli bir etkileşim içinde olsa kendi kendine yeni mekanlar yaratabilirler. Yani yeni bir oluşum, yeni bir mekan olur ya. Öyle değil. Monat ona izin vermiyor. Monatlar belirli olduğundan, Tanrı tarafından belirlenmiş olduğundan bu belirli bir zaman, belirli bir mekan. Ama biz şimdi mekanla Kant mekanla uğraşıyor. Çünkü ben size söyledim yani. Asıl tartışma mekan tartışmasıdır, zaman tartışması değil. Zaman tartışması daha zevkli görünse de mekan tartışması felsefede daha temel bir tartışma yani. Çünkü zaman biraz ona bağlı görülüyor. Şimdi Kant şunu görüyor işte. Leibnitz'de mekan sınırlı, kapalı bir mekan sistemi varken eee Newton'da zaman da, mekan sonsuz. Ya yani sınırsız. Kesintisiz. Sürekli. Neden? İtme çekme var. Yani etkileşim var. Anlatabildim mi? Ha işte Kant'ın ilk fark ettiği şey bu. Ben diyor bir şey yapayım ki bu mekan probleminin üzerinden geleyim eğer Leibniz'in monatlarını bir aşkınsallığı veriyor diye bu taraftan alabilirsem Newton'un da mekaniğini buradan alabilirsem bunları oturtabilirsem lazım olan felsefeyi ortaya koymuş oluyorum diyor. Doğru mu? Ha ama ben bunu yapmama bunu yapmama engel bir şey var. Bunların teorileri farklı mekanlarda işliyor. Burada açık kapalı bir mekan, burada açık bir mekan var. Ve Newtoncu düşünüyor. Dolayısıyla Kant'ın buradaki birinci amacı ne? Fenomenleri açıklama. Bak. Bak burası kritik. Yani Kant üzerinden konuşuyorum da. Harbiden burası kritik. Kant'ın meselesi şu. Ama şey bu olmadan açıklama, değil mi? Hocam bak erken dönemde öyle değil. Kant bunlardan hepsinden vazgeçecek. Ama erken dönemde Kant'ın derdi ben şu. <laughs> bu mekan kapalı mekan açık mekan diyorum ya. Ben bütün mekaniği açıklayabileyim. İşte Lisbon depremi diye böyle bir şey yapması onun çok meşhurdur çünkü o 1755 yılında olan Newton. Zaten bu, bu metin de 57'de yazıyor galiba bunu. Lisbon depremi tabii çok sarsıcı bir deprem. ya 9 küsür şiddetinde olduğu falan tahmin ediliyor. Neden bu kadar meşhur? Ee, tabii birçok mütefekkir bunu şey yaptı. Yakmışlar ya insanları yakmışlar. Bak Voltaire Kandit'i bu yüzden yazdı işte. Yani o şeyi Kandit'i okudun mu? iyi bir kitap okuyun. Ee, Birçokları şeyden e, Lisbon depreminden et, etkileniyor yani. Hani bunu açıklamaya çalışıyor. Çünkü insanları böyle yağlı kazıklarda yürütüp boynuna ilmek geçirip ateşte yakıyorlar filan. Şimdi hani cadılar bunlar yüzünden oldu diye. Şimdi Kant da şunu söylüyor yani. Ya bunun bir sebebi var diyor. Bunun bir sebebi var diyor. Yani e, yani Tanrının yapmasına e, itiraz yok bak Kant'ın. Sadece bunun açıklanabilir olması gerekiyor diye düşünüyor Kant. Açıklanabilir olması gerekiyor. Öbür taraftan erken dönemde Kant tanrının olması gerektiğini de düşünüyor. Neden? Yani bir taraftan ben mekaniği açıklayayım. Bir taraftan da bu iradeye bir kapı açayım. Çünkü bu mekanik bana iradeyi vermiyor. Öyleyse işte monadı da buradan alayım. Tamam, amacım bu ama mekan teorileri izin vermiyor. O zaman Kant, Leibniz'in monadolojisiyle oynuyor. Monadların birbiriyle etkileşime girebileceğini söylüyor Kant. Ha böyle yaparsam e, Newton'un mekan teorisini tuttururum diyor. Ama Kant sonradan diyecek ya o saçma sapan bir şeydi. Ya mevzu böyle değil. Neden böyle diyecek? Çünkü monadların birbirine etkileşime geçince mekanı sınırla e, açacak ya aslında monatların birbirleriyle etkileşime geçmesi altta bir mekan istiyor zaten diyor. Yani ben monatları etkileşime geçirince mekanı açacağıma ya mekan açılmadan no, no, monatları ben etkileşime sokamıyorum aslında diyor. Ya ben orada bir el çabukluğu yaptım diye düşünüyor. Yapmışım diye düşünüyor. Anladınız mı? İşte sonra bak bunu kritikte yapacak işte. Yani biz niye buraya buraya kadar geldik ki? Ha yeter sebebi konuşuyoruz. Şimdi yeter sebepteki mesele ben burada yani Tanrı fikrini koruyayım böylece özgürlük irade gibi meseleleri e, açabileyim ama öbür taraftan var olan her şeyin tam nasıl orada olduğunu mümkün kılacak bir fizik de yapayım bir mekanik yapayım yeter sebep bu tamam mı? Bak Aristoteles'te bu yok Aristoteles'te biz yeter sebebi Gökhan'ın bu sorusundan çıktı yeter sebebi Aristoteles'e söyletsek Söyler. Çünkü söylüyor. Ama o ne, ne diye, yeter sebebi koyayım ki amacın ne olduğunu bileyim. Bakın diğerinde yeter sebepte yani bu versiyonunda yani rasyonelist felsefede bu yok. Amacı, a, amaç diye bir şey yok. Spinoza da mesela bu Aristoteles'in mitolojik şeyini çok iyi konulmuş yani. Tabii. Bu gidiyor. Ama mesela Spinoza'da da en yerinde hem iki tane atribütü, iki tane sıfat tanrıya bağlanıyor. Sadece Aristoteles amacı daha ön alıyor. Yani Spinoza daha geri yanlış oluyor. Ben mesela Spinoza'da da teleolojik nedeni ne kadar sen yazsan da en nihayetinde Tanrı'ya bağlıyorsun. Hem uzam üzerinden. Hem Gökhan, biz bir yerden sonra diyoruz ki zaten Aristoteles <laughs> hala hepsini dövüyor. <laughs> yani Platon ve Aristoteles hala hepsini evet, <laughs> tokatlıyor. Evet biliyorum Ayhan Hoca'nın öyle bir şey var. Onu yapmaya çalıştığını biliyorum ama öyle görünüyor zaten. Yani çünkü bak biz buradayız işte. Canlılık bak bu dört numaradayız. Bu yok hala Gökhan işte bu burada duruyor yani. Bu canlılığa bir şey yok yani. Bir cevap yok. Bunun açıl açılması yok bak. Adam bunu fark ediyor işte yani. Hani bana malzeme ver ben sana kurtçuk yapayım, yaprak yapayım diyemiyorum ben diyor işte. Tamam biz biz bunları daha detaylı konuşacağız zaten. Neredeyiz? Evet abi. kuantum fiziğini görmüş olsaydı o zaman o monatları çözebilir miydi yani o monatları ne yapımını... şimdi tarih böyle şey olmaz ama ben bana sorarsan ben bir metaf yani e, felsefe talebesi olarak Kant olmasa Einstein olmazdı diye düşünüyorum. Evet, tamam o Ya yani Kant'tan sonra mümkün diye düşünüyorum. Neredeydik? Bariz görünmesine rağmen açık olmayan şeylerden hareketle açık olan ha, gideceğimize göre ruhta da bunu yapmamız lazım. Çünkü tanımlayıcı ifade birçok tanımın e, yaptığı gibi olguyu belirtmekle yetinmemeli, nedeni, nedeni de içermeli ve görünür kılmalı. Bilmek, nedenleri bilmek, tümelleri bilmektir diyordum. Günümüzde yapılan tanımlardaki ifadeler ise sonuçlar e, gibidir. E, örneğin kareleştirmek nedir? Sorusuna bir geçtik bunu. O zaman incelememizde bunu, bunu ilke edinelim ve e, ruhlunun ruhsuzdan yaşamakla ayrıldığını söyleyelim. Bakın bunu ben önemsiyorum size çok vurgulayarak söylemeye çalıştım. Canlı derken ne demek istiyoruz? Bir düşünün bakalım. Canı olan, canı olan ne demek filan. O bizi metafizik bir şeye götürüyor çünkü. Ruhlunun ruhsuzdan yaşamakla ayrıldığını söyleyelim. Yaşamak ise birden fazla anlama gelir ve bir şeyi yaşıyor dememiz için bunlardan birini içermesi gerekir. Örneğin akıl, duyumsama, yer değiştirme hareketi ve durma. Ayrıca beslenme hareketi, bozulma ve büyüme. Tamam. Oluş bozuluş. Yerden biten şeylerin bile yaşıyor olduğu görüşünün hakim olması bundan. Çünkü karşıt yerlere falan filan geçtik. Beslenme, duyumsama, akıl yürütme, hareket. Ruhum e, bitkilerden de belli. Ruhun başka hiçbir gücüne sahip değiller. O halde yaşayan şeyler e, bu ilke gereği yaşama, yaşamaya sahiptir. Hayvan ise öncelikle duyumsama gereğini, e, gereğini yaşamaya sahiptir. Nitekim hareket etmediği ve yer değiştirmediği halde duyumsayanlara yalnız yaşayan demeyiz hayvan deriz. E falan bitkilerin de pay aldığı ruh kısmına beslenen kısım diyoruz. Bütün hani şimdi bundan sonra oraya doğru gidecek Aristoteles. Yani üç tane püsüye var ortada. E özelleşmiş, edimselleşmiş yani daha doğrusu. Bitki, e bitkisel püsüye, hayvansal püsüye ve hayvansal püsüyenin aslında bir alt bende olan insan püsüyesi. E falan filan. Bakın burada mesela şey demiş dipnot. Aristoteles'i yer yer ruh kısımlı yer yer ruh kısımlı bir şeymiş gibi konuşsa da ruhu kısımlarına ayırmak konusunda temkinli davranıyor. Ruh logos bakımından kısımlara ayrılabilse de yer bakımından kısımlı değil. Ya bu anlaşılıyor değil mi? Yer bakımından kısımlı olamaz bu. Çünkü on her neredeyse orada. Biz çünkü yerini de bilmiyoruz onun. Bir organa da hasredemiyoruz. Her neredeyse orada bölünemez. Ama işlev açısından bakın ruhu bitkisel, hayvansal diye şey yapabiliyor yani ve kısımlara ayırabiliyor. Onun için ruh e, örnekten de anlaşılacağı üzere kısımlı olmaktan ziyade türevli görünüyor. Bak bu iyi bir ifade hakikaten. Kısımlı olmaktan ziyade türevli görünüyor. İnsan ruhu, hayvan ruhunun, hayvan ruhu da bitki ruhunun türevi ya gerçekten iyi bir ifade bak bu. Diğer bir de işte akletme duyumsama gücünün, duyumsamada beslenme ve üreme gücünün varlığını gerektiriyor. Tamam. Bak demiş ki kesilen parçaların her biri tek başına duyumsamaya da değiştirmeye geçtik. Duyumsamaya sahipse hayal gücüne ve arzuya da sahiptir. Neden? Bu işte metin birazdan buraya doğru gidiyor. Duyumsamaya sahipse hayal gücüne ve arzuya da sahiptir. İşte muhay ile burada devreye girecek ama bakın onu konuşacak. Daha özelde konuşacağız onu yani. Haftaya artık. Zira duyumun olduğu yerde acı ve haz vardır. Bakın 97'deyiz. Bunun altını çizin. Zira duyumun olduğu yerde acı ve haz vardır. Bunların olduğu yerde ise zorunlu olarak iştah bulunur. Ancak akıl ya da teorik güç konusunda henüz hiçbir şey açık değil. Göründüğü kadarıyla bu ruhun bir başka cinsidir. Hani gurur sevin şeyiyle ifadesiyle bir başka türevidir demiş oluyor. Ruhun bir başka cinsidir ve ezeli olanın fani olandan müstakil olması gibi müstakil olup ayrılabilen de ancak bu ruh cinsidir. Bak şimdi senin sorduğun soruya burada şimdi bunu not almamız lazım. Akıl ya da teorik güç konusunda henüz bir şey açık değil. Yani insandaki püse ruhun bir başka cinsidir. Ve ezeli olanın fani olandan müstakil olması gibi müstakil olup ayrılabilen de ancak bu ruh cinsidir. Müstakil akıl. Bunlardan belli ki ruhun geri kalan kısımları başkalarının dediği gibi müstakil kısımlar değildir. Platon'u şey yapıyor burada. Kısımların ifade olarak birbirinden başka oldukları belli. Duyumsayan kısım olmakla bir olmaklığıyla bir görüşe yani doksa bir doksaya sahip olan kısımdaki farklı tarih geçtik. Şimdi bilmeyi sağlayan şey için bilgi de diyebiliriz ruhta. Şimdi bu bizim biraz Descartes'le ba bağlantımızı kuracak olan cümlelerden biri. Descartes'te pasyon hali bu. Bilmeyi sağlayan şey için bir bak hep gramerden gidiyor görüyor musun? Yani biz bu cümleyi hani e, ruh da çünkü o sayede biliyoruz ya da e, bilginin kendisi de. Çünkü burada bilgi formdur, biçimdir, logosdur. Bir işlem enerjiye gibidir. Ruhun bilen kısmı ise bu işlemi kabul edebilendir. Bakın ruhun bilen kısmı. Zaten biz dedik ki e, Descartes Ruhum bilen kısmı diye bir şeyi kabul etmiyor dedik. Maruz kalan kısmını kabul ediyor dedik. Benzer bir şekilde sağlıklı olmayı sağlayan şey için hem sağlıklı diyebiliriz hem de bedenin bir parçası ya da tümü diyebiliriz. Burada sağlık formdur, biçimdir, logosdur, bir işlem gibi. Bak bunlar önemli cümleler ha. Ya yani beden için sağlık Formdur, biçimdir, logosdur, bir işlem gibidir. Beden ise iyileştirme işlemini kabul edebilendir. Ne de olsa falan filan ruh yaşamamızı ve duyumsamamızı, duyumsamamızı ilk anda sağlayandır. Bir madde ve taşıyıcı değil, bir logos ve biçimdir. Tamam mı? Bunu da yazalım mı? <gülüyor> <gülüyor> ruh logosdur. Evet. Kaçın sayfadayız heh. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi varlık, biçim, madde ve bu ikisinden çıkan bileşik varlık olmak üzere üç anlama geldiğinden ruhlu olan bu ikisinden çıkan bileşik olduğuna göre beden ruhun yetkinliği değil ruh bedenin yetkinliği. Bu yüzden ruhun bedensiz olmadığı ama bir bedende de olmadığı görüşünü savunanlar güzel bir yargıda bulunmuyorlar. Tamam? Çünkü ruh bir beden değildir, bir bedenin bir şeyidir. Bu yüzden bedende bulunur ama belli bir bedende bulunur. Yani bizden öncekilerin Bizden öncekilerin yaptığı gibi Pisagorası kastettiğini söylüyor. Ruhu bir bedene uydurup sonra da ruhun hangi ve nasıl bir bedende bulunduğu meselesini belir belirsiz bırakmak olmaz. Rastgele bir şeyin, rastgele bir şeyi kabul ettiği görülmüş değil. Ya yani bak yine bir telosu götürüyor. Zaten olan bu. Mantıklı da. Bir şeyin yetkinliği o güce, yani uygun maddeye sahip olanın içinde ortaya çıkar. Bir şeyin yetkinliği ona uygun olan da ortaya çıkar. O halde ruh böyle olma gücüne sahip bir şeyin yetkinliği ve biçimidir. Söylenenlerden bu açık. Hani ben bir yetkinlik dedim de bu olmaya müsait olan bir bedenin e, yetkinliğidir. Şimdi bundan sonra bitireceğim. Son sayfayı okuyorum çünkü buradan sonra şeyi değiştiriyor artık. Bitkiler yalnızca beslenme gücüne sahip. Öbürleri yani hayvanlar ise bu gücün yanı sıra duyumsama gücüne de sahip. Bitkiler sadece beslenir. Hayvanlarda beslenme artı duyu vardır. Ama duyumsama gücü varsa arzulama gücü de vardır. Çünkü arzu iştah, şevk ve istektir. Bütün hayvanlarda duyuların en az bir tanesine sahiptir. E duyumsama gücüne sahip olan hazza acıya, haz hazz verene ve acı verene de sahiptir. Bunlara sahip olan ise iştah da sahiptir. Zira iştah haz verene yönelik arzudur. Bakın bunlar hep böyle uzun uzun konuşulacak şeyler aslında. Tümos diye bir kavram var ya. Bu bununla alakalı bir şey. Ben onu tam hiç anlayamıyorum. Tümos'un bir enerji olarak bahsediyor burada. Böyle vücudu hareket etmeni sağlayan. Ama arzu da demiyor. Aslında onu da İştah diye çeviriyorlar yine. Öyle mi çeviriyor? Evet. Çoğu yine öyle çeviriyor. Şimdi burayı biz Aristoteles açıyor bundan sonra. Şimdi ben burada kapatacağım ama orada konuşacağız. Ayrıca besine yönelik duyu da onlarda bulunur. Çünkü dokunma hissi besinin duyusudur. Zira tüm hayvanlar kuru, ıslak, sıcak ya da soğuk şeylerle beslenir ve bunlara yönelik olan duyu da dokunmadır. Bak Aristoteles'te daha evvel söylediğim mi hatırlamıyorum. Hmm. Aristoteles'te en önemli duyu hayvanlarda dokunma duyusudur. Evet. evet. Gelecek nedeni. Açlık ve susuzluk birer iştah. Açlık açlık kuru ve sıcak olana, susuzluk ıslak ve soğuk olana, tat ise bunların çeşnisi gibi bir şey. Bu konuların ileride açıklanması gerek. Açıklıyor. Şimdilik dokunma duyusu olanları, dokunma duyusu olanların arzuya da sahip olduğunu söylemiş olalım. Hayal gücü konusu bulanık. Sonra incelemek gerek. İnceleyecek. Ayrıca bazıları bunu ek olarak yer değiştirme falan filan bunları inceleyeceğiz diyor. Şimdi bundan sonra zaten Aristoteles temelde üç şey var artık kitabın sonuna kadar. Bir, duyuları tek tek anlatacak. Bence bayağı iyi. Bazı yerlerde bayağı iyi yapıyor. Eee İki, hayal gücü, yani duy, duyumsamanın ne demek olduğu, hayal gücü ve aklın ne demek olduğuna giriyor. İşte burada akla girmiş olması bayağı sorun çıkartıyor. Çok zor oluyor. Onu haftaya konuşacağız inşallah. Sonra haftaya bitiririz inşallah bu kitabı. Yani inşallah bitiririz. Ondan sonra da e, şey geçeceğiz. Descartes'e geçeceğiz. Descartes bu kadar zor değil. Tamam bayağı geldik ha. Ne, nereye geldik ki biz? 103'e geldik. Tamam. Ruhun ruhun tanımının logos bildiği şeyin. Tamam. 103'teyiz.